İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem Ötesi başlıyor. Gündem Ötesi'nde bu gece anladım ki etiketini kullanıyoruz ve hemen ben başta söyleyeceğim. Anladım ki siz hakikaten Yahudileri merak ediyormuşsunuz. Yahudilerin gizemli tarihini. Gerçekten seçilmiş kabin mi? Bunu çok soran var. Konuşacağız. İbadetlerine dair namaz var mı? Oruç var mı? Sünnet var mı? Tek eşliler mi? Çok eşliler mi? Hangi peygamberler gönderilmiştir? Ve Yahudi kehanetlerine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre başlarına ne gelecek? Kutsal ayıt sandığını arıyorlar. Kutsal ayıt sandığının içinde ne var? Bunu konuşacağız. Mescid-i Aksa, daha doğrusu Kudüs her zaman bir mevzu bahistir. Paylaşılamayan bir şehirdir ki biz de çok severiz. Kalbimizdedir, malum jenerimizde bile var. İşte Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın altını neden kazıyorlar? Ne bulmaya çalışıyorlar? Bunların hepsini konuşacağız. Hazreti İsa hakkında, Hazreti Peygamber hakkında ne düşünüyorlar? Bunları da konuklarıma soracağım. İki kıymetli profesör. Şimdi onları tanıtmadan önce sizlere müjdesini vermiştim. Ayasofya'nın gizli tarihi nihayet Gündem Ötesi kitaplarının ilk kitabı çıktı. Enteresan başlıklar var bize göre. İnşallah mahcup olmayız. İnşallah beğenirsiniz. Burada da tabii kutsal ayıt sandığından bahsediyoruz. Yani Ayasofya deyince birçok kutsal emanet mevzu bahis oluyor. Erhan Altunay'la ilk kitabı imza attık. Şimdiye kadar 400'ün üzerinde program yaptık. 400'de 2'yi çarpsak 800 kitap tanıtmışızdır. Allah'a çok şükür. Nihayet bizim de bir kitabımız, bunca senenin 6 senelik marka programımızın bir kitaplığı oluşuyor. Çok teşekkür ederim ilginize, desteğinize diyorum ve sözünü veriyoruz. Gelecek hafta Ayasofya'yı konuşacağız. Hepinizin gönlünden geçiyor eminim. Ve şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Ahmet Kızılhan bizim yine seyircimiz, yani sizlerden biri fotoğrafını çekmişti. Biz de onu kapak yaptık. Yani bunda hepimizin eseri var. Ve sevgili seyirciler, geçelim konumuza. Profesör Doktor Nuh Aslantaş, Profesör Doktor Ömer Faruk Arman. Hocalarımız zaten varlıklarıyla bizim programımıza kıymet veriyorlar ve Yahudilik deyince, dinler tarihi deyince akla gelen iki kıymetli isim. Onlara bu gece sorularınızı yönelteceğim. Ve hemen ilk soruyla başlayalım. Baybars 45 notunu almıştım. Diyor ki, anladım ki etiketiyle, seçilmiş kavimler mi, Allah İsrailoğullarını alemleri üstün kıldı mı, bu doğru mu? Buyurunuz. Şimdi başlayabilirim. Tabii ki hocam. Çok naziksiniz. Şimdi Yahudilik, Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği ama Hazreti Musa'dan 6 asır sonra bu adı alan dinin ismi. Yahudiliğin en temel karakteristikleri, yani temel nitelikleri, birincisi seçilmişlik kavramı, ikincisi Yahudiliğin tek tanrı inancını ısrarla vurgulayan bir din oluşu, üçüncüsü Yahudiliğin kitaba dayanan, kitabi bir din oluşu. Bu noktada İslam'la birleşiyor, benzeşiyor. İslam dininde de, dinimizde de Hazreti Muhammed alemlere gönderilmiş bütün zaman ve mekanların peygamberi olmasına rağmen dinimizde asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temel özelliği bize Kur'an'ın ne olduğunu öğretmesi ve Kur'an'ı Cenab-ı Hak'tan alıp bize tebliğ etmiş olmasıdır. Ve Kur'an'ı ilk muhatap, Kur'an'ı en iyi anlayan, Kur'an'ı en iyi yaşayan ve Kur'an'ı bize eksiksiz, ilavesiz tebliğ eden kişi peygamber olmasıdır. Ama dinimizde asıl olan Kitabullah'tır, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Yahudilikte de Hazreti Musa, Yahudilikte pek çok peygamber var ama Hazreti Musa Yahudi inancına göre peygamberlerin en büyüğüdür. Malum Musa bin Meymun, 12. yüzyıl, Yahudiliğin iman esaslarını 13 maddede tespit ederken, maddelerden ikisi peygamberlikle alakalıdır. Efendimiz Moşe, bütün peygamberlerin en büyüğüdür diye ifade eder. Dolayısıyla Hazreti Musa peygamberlerin en büyüğü olmasına karşın, Yahudilikte asıl olan Tevrat'tır. Yani kutsal kitaptır. Nasıl bizde asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Yahudilikte de Tevrat'tır. Hatta Yahudilerin şöyle bir inancı vardır. Yahudilikte daha evren yaratılmadan önce yaratılan 7 şeyden birisi Tevrat'tır.
ve Yahudilerin inancı ve iddiasına göre Tevrat, insanın ve evrenin yaratılışında Tanrı'ya danışmanlık yapmıştır. Yani kitaba böylesine vurgu yapıyor Yahudiler. Bizde de öyle. Hristiyanlığın temel bir farkı vardır. O da şudur. Hristiyanlıkta kutsal kitaptan çok o kitaba muhatap olan diyelim bizim inancımıza göre kendisine o kitabın verildiği Hazreti İsa dinin temel direği, temel faktörüdür. Dolayısıyla Hristiyanlık Hazreti İsa'nın şahsiyeti, kimliği ve kişiliği üzerine müesses bir dindir. Ama Yahudilik ve İslam dini kutsal kitaba dayanan bir dindir. Yahudiliğin en temel özelliklerinden birisi tek tanrı inancına sahip bir din oluşu, kitabı asıl kabul etmesi ve bir başka özelliği de ilk defa ifade ettiğimiz seçilmiş bir kavim telakkisidir. Tabii bu seçilmiş kavim olmanın getirdiği bir başka ayrıcalık da Tanrı'nın onlara ebedi miras olarak vermeyi vaat ettiği bizim arz-ı mevut dediğimiz vaat edilmiş topraklar inancıdır. Şimdi vaat edilmiş toprakları da ayrıca soracağım. Gerçekten hani Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiş toprak olarak bir ifade geçiyor mu? Gerçekten vaat edildi mi? Ve sınırlarını da soracağım. Peki seçilmiş kavim, yani buna sürekli vurgu yapılıyor. Kur'an'da ifade olarak ne geçiyor? Tabii seyircimiz yine bunu çok merak ediyor haklı olarak. Hocamın bıraktığı yerden belki devam etmek gerekirse aslında seçilmişlik Hazreti Nuh'un üç oğlundan biri olan ve Yahudilerin de soyundan geldiği Sam'la başlıyor. Ham var. Ham daha çok Hazreti Nuh'un Tevrat'taki ifadesine göre aybını kapatmadığından dolayı ilginçtir. Kendi lanetlenmemiştir ama soyu lanetlenmiştir. Kenan isimli kendi neslinden gelecek soyunun lanetlendiği ifade edilir. Diğer taraftan Sam üzerinden Hazreti İbrahim, İbrahim üzerinden İshak, İshak üzerinden Yakup şeklinde devam eden bir şecere var. Kur'an perspektifinden baktığımız zaman Câsiye suresi ve Bakara surelerinde niçin seçildiklerine dair aslında bazı ipuçları buluyoruz ki bu ifadeler aslında Tevrat'la da biraz paralellik arz etmekte. Bunlardan birincisi, Kasas suresi 4. ayet-i kerimede metnini müsaadenizle okumak istiyorum. Ve nuridu ennemunne alellezine tuzifu fil ardi ve nec'aluhum e'immeten ve nec'aluhum varisin. Yani buradaki birinci ifade aslında İsrailoğullarının Mısır'da Tevrat'ın ifadesiyle kölelik evinden bir beyad hazaka dedikleri yani güçlü bir elle ki Tanrı'nın iradesidir. Bu çıkarılmalardır. Birinci çıkarılma daha doğrusu seçilme sebebi bunların özellikle mustazaf olmaları yani ezilmiş insanlar olmaları. İkincisi ise Câsiye suresinde biraz daha detaylandırılmıştır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ Biz İsrailoğullarına şunları verdik buyurulur. الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ Kitap yani Tevrat, el-hukme hükümdarlık yani kraliyet ve nübüve ve nübüvvet. Bir de burada Yahudilikteki kaşarutla bağlantı kurabileceğimiz ve rezaknâhum minet tayyibat ve biz onları tayyibat dediğimiz yani helal gıdalarla rızıklandırdık ifade edilir ve hemen ardından da ve fezzalnâhum alel âlemin biz onları alemlere üstün kıldık buyurulur. Yalnız bu buyurulmanın biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi belli şartları var. Bu şartlardan biri de Hazreti İbrahim'in biz ifadesinden anlıyoruz. O da Bakara suresi 124. Ve izebtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin feetemmehunne. Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan ettikten sonra inni cailuke linnâsi imama. Ben seni bütün insanlık için imam tayin ediyorum veya kılıyorum. Ve gale İbrahim aleyhisselam diyor ki ve min zürriyeti benim zürriyetimden de la yenâlu ahdi zalimin, benim ahdim yani anlaşmam zalimlere asla ulaşmayacaktır buyuruluyor. Şimdi bu iki ayet-i kerime aslında Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin seçilme sebeplerini de bize açıklamakta. Yani nübüvvete nail olmaları, kitap verilmeleri artı diğer taraftan hükümranlık verilmeleri. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in İsrailoğullarının neden seçildikleri hakkında bize verilen bilgiler. Tabii burada en önemli vurgulanacak hususlardan biri de hocanın söylediklerine ilaveten tevhid inancını temsil etmiş olmalarıdır.
Zaten bidayetten beri Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği dinin temel nirengi noktası tevhid inancıdır. Tek Tanrı inancıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen, Nuh Hoca'nın da okuduğu ayetlerde ya beni İsrail ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleyküm ve enni fazzaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetleri ve sizi alemlere üstün kılışımı hatırlayın. İfadesinde üstün kılmayla birlikte nimetler, verilen nimetler zikredilir. Yani üstün kılmanın sebebi, gerekçesi verilen nimetler. O nimetler nedir? Bir, tevhid inancıdır. Tek Tanrı inancıdır. Düşünün, politeist bir ortamda. Şimdi ben anlıyorum ama muhtemelen seyircinin de kafasını şu karıştırıyor. Hani tevhid inancı tamam, tek Tanrı tamam söylediğiniz zaten. Fakat hala hani bakın şöyle bir sorudan da anlayabiliriz. Mesela Erhan Demir diyor. Tamam anladım ki seçilmiş ama Hazreti Musa zamanındaki Yahudilerden mi bahsediyoruz? Yani şimdikiler için de mesela seçilmiş ya da üstün kılınmış ifadesi geçerli mi? Ya beni İsrail eskürü diye ifade ettiğinde bu Hazreti Peygamber'e gelen Kur'an ayetidir. Bu ayet Hazreti Peygamber döneminde yaşayan Yahudilere geçmişte olan şeyi hatırlatıyor. Seçilmişliğin temel şartı nedir? Seçilmişliğin temel şartı Tanrı'ya karşı verdikleri sözü tutmaktır. Bu seçilmişlik hiçbir kayıtta kuyuda bağlı olmayan mutlak bir seçilmişlik değil. Tanrı onlara peygamber gönderiyor. Peygamberle beraber de dinin esasını içeren bir kitap gönderiyor. Ve diyor ki ve onlarla bir ahit, bir sözleşme yapıyor. O yüzden ahit dini deniyor tabii, değil mi? Tabii. Kur'an-ı Kerim'de misak diye geçiyor. Kur'an'da hem ahit hem misak diye geçen bir şeydir. Ve İsrail oğullarından ahit söz alınıyor. Kur'an'da pek çok ayette bu. Yani Allah'ın peygamberlerini dinleme konusu, namaz kılma, oruç tutma, iyilik etme, komşuyu sevme vesaire gibi Kur'an'da şimdi ayeti okumayalım ama taadet edilir, bu sıralanır. Yani Tevrat'ın içeriğindeki, bozulmamış Tevrat'ın içeriğindeki ilahi emirleri yaşama ve yapma şartına bağlı bir seçilmişlikti bu. Yani burada aslında seyircinin de belki kafasını netleştirmesi açısından Bakara suresi, Maide suresi, İki farklı surede bu ahitteki şartlar bizlere açıklanmıştır. Nedir bunlar? Ve iz ehazna misaka beni İsrail'e. Biz İsrailoğullarından misak aldık. Yani işte ahit olarak geçen. Ella tabudu illallah. Yani Allah'a, sadece Allah'a itaat edecekler. Ve bil valideyni ihsana vel zil kurba vel yetama vel mesakini ve ibnis sevil. Anneye babaya itaat. Yakın akrabalara iyilik, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar. Ve gulu linnâsi husnâ, bir başka gerekçe, insanlara iyiliği ve doğruyu söyleyecekler. Ve kıymus salâte ve âtü zekâte, hocamın biraz önce ifade ettiğim, namazları kılacaklar ve zekatlarını verecekler. Birincisi bu. İkincisi, Maide suresi 18'de geçen, ve gâlellâhu inni mâikum, yalnız sizinle beraberim buyuruyor Cenab-ı Hak, le'in, şayet, şöyle bir şart koşuyor, ekamtumus salah ve ateytumuz zekat. Namaz ve zekat burada zikrediliyor. Ve amentum bir rusuli ve azertumuhu. Yani peygamberlerime iman edeceksiniz ve azertumuhu ve onlara yardım edeceksiniz. İlginçtir. Azera fiili İbranice'deki le azurla hemen hemen aynıdır. Yani burada aslında Cenab-ı Hak veya Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin anlayacağı bir kelimeden hareketle bu fiilin kullanıldığını düşünebiliriz. Peki peygamberlerime itaat edeceksiniz. O zaman Hazreti Musa sonrasında da bütün peygamberler Hazreti İsa dahil, Hazreti Muhammed de dahil. Çünkü ehli kitap olmanın getirmiş olduğu yükümlülüklerden biri de bütün peygamberleri kabul etmek şeklinde. O zaman Yahudiler daha Hristiyanlık ya da İslam sonrasında tabii biz hani İslam inancı başından itibaren var diye bir tabii ki düşünce var ve iman var, o ayrı ama sonrasında yani onu yaşarken canlı canlı Hazreti Musa da kavmiyle birlikteyken kendisinden sonra peygamberler geleceğini biliyorlar. Evet. Çünkü diye biliyorlar. Evet. Çünkü Tevrat'ta sonra gelecek peygamberlere dair müjde var. Aynı müjde hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Bakın bugünün Tevrat'ında, hemen okuyayım mı Tevrat'ta? Tamam. Tesniye kitabında
Bugünün Tevrat'ında derken hani nasıl kanonik dört İncil vardır? Yani artık onun gibi Yahudi böyle dünyasının kabul etmiş olduğu, işte 187 baptan oluşan 5 kitap, hatta diğerlerini de kabul edeceksek 24 kitaptan oluşan kutsal kitap. Tevrat'ın Tesniye bölümünde 18. bapta 15. cümle, yani saygıdeğer dinleyiciler not alabilirler, sonra bakabilirler. Bu bugünün Tevrat'ında var olan ve Yahudilerce de kutsal kabul edilen, vahiy mahsulü kabul edilen Tevrat'ta diyor ki, Allah'ın Rab senin için aranızdan, kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Bunu söyleyen Hazreti Musa. İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildi ve diyor ki, Allah'ın Rab senin için aranızdan, ey İsrail oğulları, Allah'ınız sizin için aranızdan benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyeceksin. Nasıl ki Horeb'de toplantı gününde bir daha Allah'ın Rabbin sesini işitmeyin vesaire diye istedin. Rabb bana bu vaadi verdi. Şimdi Hazreti Musa, ben geldim size dini tebliğ ettim. Sina Dağı'nda kutsal kitap Tevrat'ı aldım, size tebliğ ettim. Bu iş benimle bitti demiyor. Ya ne diyor? İsrail oğullarına diyor ki, size kardeşleriniz arasından benim gibi birini çıkaracak. Yani benden sonra da peygamberler gelecek diyor. Şimdi kardeşleriniz arasından dediği kimdir? İsrail oğullarının kardeşi kimdir? Ben size sorunca kızıyorsunuz. Size sormuyorum. Sadece kendim cevabını... Hazreti İbrahim'in oğullarından yani, biri İshak, Hazreti biri İbrahim'in İsmail. Biri İsmail, biri İshak'tır. İshak, Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup. Hazreti Yakup'un bir adı da İsrail'dir. İsrail oğullarının kardeşleri İsmail oğullarıdır. Şimdi buradaki ifade, İsrail oğullarına diyor ki Hazreti Musa, size kardeşleriniz arasından benim gibi birini çıkaracağım. Dolayısıyla açık açık söylüyor işte. Dolayısıyla bugünün Tevrat'ında işin Hazreti Musa ile bitmediği ve Hazreti Musa'dan sonra da İsrail oğullarının peygamber bekledikleri, bakın Tesniye'nin son babı 34. babta ne diyor? Hazreti Musa Nebo Dağı'nda vefat ediyor, vaat edilmiş topraklara girmeden. Şu son bölümde de onun vefatı, defnedilmesi, kavminin ona tuttuğu yastan bahsedilirken diyor ki bu bölümün yazarı, ve bütün İsrail'in gözü önünde Musa'nın gösterdiği bütün kuvvetli elde ve bütün dehşette Musa gibi Rabbin yüz yüze bildiği bir peygamber daha İsrail'de çıkmadı. Rabbin yüz yüze bildiği bir peygamber daha İsrail'de çıkmadı. Hazreti Musa vefat etmiş, epey bir zaman geçmiş ama Musa gibi, benim gibi birini gönderecek diyordu ya, Musa gibi birini bekliyorlar, çıkmadı. Hazreti Musa'nın zaten kabri, biz gitmiştik, çekmiştik. Hazreti Musa'nın kabri belli değil. Orada yani, o zaman Hazreti Musa'nın kabri olarak bütün ziyaretçilere gösterdikleri yer makam diyelim. Yok. Nebi Musa diye Eriha yolu üzerinde Kudüs'ten 15 dakika veya 15 kilometrelik bir yol üzerinde hemen sağda. Ama bayağı yani burası, yoldan evet, böyle uzakta. Tevrat'ta ilginçti. Musa'nın kabri belirtilmez. Yalnız toprak arazi biraz önce hocamın belirttiği o şeye uygun olduğu için evet şu anda çıkan Nebi Musa makamıdır. Burası makamdır. Yani tabii burayı ben de ziyaret ettim bu Kudüs şeyinde. Bu makamı Nebi Musa diye zaten biliniyor. Hazreti Musa'nın arz-ı mevut topraklarına girmeden vefat etti. Çünkü Tanrı'nın bir vaadi vardı. 25 yaş üzeri olanlar Mısır'dan çıktığında vaat edilmiş topraklara giremeyecek diyordu. 40 yıl Sina Yarımadası'nda İsrail oğulları dolaştılar. Bu 40 yıl sonunda kölelikten gelenler öldü, özgür ortama doğanlarla Yeşua arz-ı mevuda girdi. Yani her şeyin bir hikmeti var. Her şeyin muhakkak bir hikmeti var. Şöyle kısaca aslında ne yaşandığını bence anlatsak herkesin kafası daha net oturacak diye düşünüyorum. Şimdi Hazreti Musa'nın peygamberliği, tebliğisi, tamam anladım. Şeyi anlatır mısınız bize? Hani lanetlenmiş deniyor. Hani neden lanetlenmiş? Neden dağıldılar? Efendim mesela o meşhur hikaye vardır. Peygamberleri gider 10 emirle döner. O sırada bir bakarlar ki buzağı yapmışlar. Yani onların hepsi böyle kafamızda, aklımızda hikaye olarak var ama. İsrailoğulları. Şimdi Tevrat'ı okursak, Tevrat
aslında Tevrat ve Yahudi Kutsal Kitabı'nın sonraki bölümleri, ki Yahudiler bunun hepsine birden Tanah diyorlar. Biz batıdan alınma bir isimlendirme ile Eski Ahit diyoruz ki Yahudiler Eski Ahit'i kabul etmez. Hı. Niye Eski Ahit diye adlandırılmış batılılar, Hristiyanlar? Hristiyanlara göre Tanrı ile insanlık arasında farklı dönemlerde muhtelif peygamberler aracılığı ile ahitler yapıldı. İlk ahit Adem'le yapıldı, Hazreti Adem'le. Daha sonra Hazreti Nuh'la yapıldı, daha sonra Hazreti İbrahim'le yapıldı, Hazreti Musa ile yapıldı. Böyle devam ediyor. Yahudilere göre bu iş, ahitleşme işi Hazreti İsa'ya gelmeden bitti. Hristiyanlara göre ise Hazreti İsa ile son bir ahit yapıldı, anlaşma yapıldı. Şimdi Hristiyanlara göre Hazreti İsa ile yapılan bu en son ahit yeni ahittir. Ondan öncekiler hem kronolojik olarak eski hem de geçerlilik manasında eskidir. Dolayısıyla Hristiyanlar Yahudi Kutsal Kitabı'nın tümünü Eski Ahit diye adlandırırlar. Ama Yahudiler bunu asla kabul etmez. Onlar ya Kutsal Kitaplar diyecekler veya Tanah diye Tora, Neviyim ve Ketuvim'in baş harflerini bir araya getirerek. Şimdi bu ahitlerde, yapılan ahitlerde İsrail oğullarının önce Hazreti Adem bütün çocukları, sonra Hazreti Nuh bütün insanlık, Hazreti İbrahim'le gene ama Hazreti Yakup'tan sonra İsrail oğullarıyla ahit var ve Hazreti Musa ile artık Tevrat üzerine temellenen bir ahit var. Tanrı diyor ki ben kulum Musa'ya verdiğim bu şeriat kitabına siz uyduğunuz sürece, bunu benimsediğiniz, bunu tatbik ettiğiniz, yaşadığınız sürece ben sizin Rabbiniz olacağım. Siz bana has kavim olacaksınız. Yani benim kavmim olacaksınız. Asıl olan nedir burada? Tanrı ile İsrail arasında yapılan ahdin yazılı metni olan Tevrat'ın İsrail oğullarınca yaşanmasıdır. Tamam, onu anladım. Şimdi hep böyle hani diyorlar ya yüz yüze Allah'la konuşmadan tamam, bahsediyor. Ama bakın, ben işte onu anlatmak istiyorum. İsrail oğulları kendilerini Mısır'da Firavun'un zulmünden kurtaran. Tamam. Hani malum ya Kızıldeniz'e gelin, deniz kenarına gelindi. Önde düşman gibi deniz, arkada deniz gibi düşman. Hazreti Musa'nın asası vasıtasıyla ilahi mucize gerçekleşti. Deniz yarıldı, İsrail oğulları geçtiler. Firavun'un ordusu peşinden takip ederken sular kavuştu ve boğuldular. Bu hem Tevrat'ta var, tamam, hem Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. Ama İsrail oğulları karşı tarafa Sina Yarımadası'na daha geçer geçmez Kur'an'a göre putperest bir kavimle, milletle karşılaşınca grupla hemen Hazreti Musa'ya ne olur onların ilahı gibi bir ilah yap da tapalım dediler. Yahu az önce sizi Firavun'dan kurtaran, denizi aşırtan Tanrı varken niye hemen daha başka bir ilah istiyorsunuz? Onu geçtik. Sina Yarımadası, Sina Dağı, Sina Yarımadası'nın alt ucunda. Süveyş Körfezi'ne paralel olarak Hazreti Musa, İsrailoğulları peşinde güneye indiler Sina Yarımadası'nın alt ucuna ve orada Tanrı Hazreti Musa'yı dağa, Sina Dağı'na davet etti. 40 günlük bu davette Tevrat'ın da özünü teşkil eden 10 emrin yazılı bulunduğu iki taş tabletle Hazreti Musa dağdan geriye indi. Ama Hazreti Musa'nın gelmesi, dönüşü gecikince, çünkü 40 gün bu, aşağıdakiler sabırsızlandılar. Hadi bize Mısırlı kadınlardan İsrailli kadınların Tanrı'nın emriyle aldıkları ziynet eşyalarını soyacaksınız Mısırlıları diyor Tanrı. Bizzat kutsal kitapta. Ben bir gün dedim ki bunu bir hahama, yahu sizin dininizde hırsızlık yasak değil mi? 10 emirden biri çalmayacaksın. Nasıl oluyor da burada Tanrı İsrailli kadınlara, Mısırlı kadınları soyacaksınız diye emrediyor. İyi ama dedi, onlar da 4 asır bizi sömürdüler demesin mi? Yani bunun karşılığı bu değil. Ha, o aldıkları ziynet eşyalarıyla altın bir buzağı yaptılar, ona tapmaya başladılar. Yahu çok kısa bir süre önce Firavun'un zulmünden sizi kurtaran, denizi aşırtan, sizi sahili selamete çıkaran bir Rabbiniz var. Hı. Ama siz hemen putperestliğe meylederek buzağıya taptınız. Niye buzağıya taptı İsrailoğulları? Niye? Çünkü 4 asır kaldıkları Mısır'da politeizm hakimdi. Ve Mısır'da lokal, mahalli ilahlar
hayvan şeklinde, kozmik ilahlar insan şeklinde kurtaramamışlar kendilerini. Tasvir ediliyordu. Dolayısıyla mesela Apis boğası, Hathor, bunlar hayvan şeklinde, boğa şeklinde, inek şeklinde tasvir edilen ilahlardı. Mısır'daki putperestliğin izleri İsrailoğullarının hafızasını öyle yer etti ki bir müteal, aşkın, transandantal, yüce varlığa inanç yerine ille somut, müşahhas bir şey olacak. Buzağı yaptılar. Hazreti Musa dönüşte levhaları yere attı, kırıldı ama o buzağıyı da kendi asasıyla parçaladı. Sonra da buzağıya tapanlar helak edildi. Mesele sadece bundan da ibaret. Peki oldu. Orada mı lanetlenme oluyor? Lanetlenme derken aslında Kur'an-ı Kerim'deki biraz önce Bakara suresi 83 ve 84 ile Maide 12. Yani bunun üzerinden gitmemiz belki biraz daha şeyi açacak. O şartlarla Eski Ahid'in Yeremya kitabında veya Süleyman'ın deyişlerinde bahsedilen şartlarda biz bir paralellik görüyoruz. Yani biraz önce yarım kalmıştı. İşte Allah'a itaat etmek, anne babaya saygı göstermek, insanlara güzel söz söylemek, doğru şeyler anlatmak, daha sonra namaz, zekat, peygamberlere yardım ve onlara inanmak ve akrastumullaha garzan hasena, yani onlara iyilikte bulunmak, yardım etmek ekonomik anlamda. Bir de Bakara suresi 84'te la tesfiku dimaikum, kanlarınızı dökmeyeceksiniz. Diğer taraftan la ve la tuhricu enfuseküm, ve birbirinizi çıkarmayacaksınız. Şimdi bu 83-84 ile Maide 12'deki bu ifadelerin biz esasen Yeremya kitabının 7. babıyla Süleyman'ın meseleleri kitabında bahsedilen bazı pasajlarla uygunluk olduğunu görüyoruz. Mesela bunlardan birisi nedir? Yeremya 7'de denir ki o 1 ve 7. pasajlarda İsrailoğullarına Yeremya peygamber şunu söyler: yollarınızı ve işlerinizi ıslah edeceksiniz. Adamla komşusu arasında adaletli davranacak ve adaletli olacaksınız. Garibi, öksüzü, dulu, mağdur etmeyeceksiniz. Hani Bakara suresi 83'teki ve bil valideyni ihsana diye geçen ifadeler. Haksız yere kan dökmeyeceksiniz. Bakara 84'teki la tesbiku dimaikum. Başka ilahların ardından yürümeyeceksiniz. Allah'tan başka ilahlara tapmamak. Aslında Bakara 83-84 ile Maide 12, Yeremya'da bahsedilen şeyler, işte bu şartlara riayet edildiği müddetçe, ki burada aslında bu şartlara uymanın Yahudisi veya Müslümanı da yok, bunu belirtmemiz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarından bu şekilde bahsedilmesi zımnen Müslümanlara da daha önce İsrailoğulları bu tür hatalar yapmışlardı, siz de benzer şeyleri yapmayın. Bu hatalar yaptıkları için seçilmişlikleriyle ilgili problemler oluştu. Aynı hataları siz yaparsanız bu anlamda sizinle ilgili de problem başlar şeklinde bir anlayışın. Peki, herhalde verilmek istemediğini biz görüyoruz. Pelin Hanım, şunu ifade edelim. Yani pardon, sizin sözünüzü kesmek haksızlık oluyor ama. Yani İsrailoğulları durup dururken lanetlenmediler. Lanetlenme de sadece Kur'an'dan değil. Kendi kutsal kitaplarında, bakın, İsrailoğullarına kendi kutsal kitaplarında kendi tanrılarının söylediklerini alt alta koyun, onlara bundan daha ağır bir hakaret olamaz. Ben şimdi size bir iki örnek vereyim mi? Kısaca verin hocam, çünkü gelen tweetlerde de çok enteresan sorular var, onları sormak için heyecanlanıyorum. Mesela ne diyor İşaya kitabında? İşaya var ya, Yeni Ahit'te. İşaya 1'e 3. Yani dinleyiciler için bunu söylüyorum. Öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bilir, fakat İsrail bilmiyor. İfade aynen bu kitapta var. İşaya 1'e 3. Yeremye 7'yi ki Nuh Hoca az önce okudu. Hı. Aslında Yeremye kitabının 7. babında yer alan şartlar var ya. Hı. Bu şartlar İsrailoğullarının vaat edilmiş topraklarda ilelebet kalabilmelerinin de şartıdır. Bakın bu çok önemli bir konudur. Hı. Yani bu şartları yerine getirmezsen sana vaat ettiğim o toprakları senden alacağım. Bakın o vaat mutlak bir vaat değil. Nasıl seçilmişlik şarta bağlıysa, seçilmişlik niye bağlı? Peygamberlere uyacaksın, kitabını yaşayacaksın. Ama İsrailoğulları peygamberlerini öldürdüler mi, öldürmediler mi?
Siz söyleyin, çok güzel bir soru. Öldürdüler. Bu seyircimizden öldürdüler. De geldi. Peygamber öldürdüler mi, öldürmediler mi? Peygamber Zekeriya'yı öldürdüler. Hmm. Peygamber Amos'u öldürdüler. Sadece öldürmekle de kalmadılar. Bakın, kendilerinden hiçbir ücret istemeyen bu peygamberlere olmadık hakaretleri yaptılar. Yalnız bir de bir Yahudi aleyhtarlığı gibi görünüyor. Benim bu söylediklerim Yahudi kutsal kitabındaki şeylerdir. Size yerini de vererek söylüyorum. Mesela Tekvin kitabında Hazreti Lut'a öyle bir kara çalınır ki, Hazreti Lut Yahudiler için peygamber olmayabilir. Hazreti İbrahim'in yeğenidir. Hı hı. Bize göre peygamber Hazreti Lut, Tevrat'a göre de salih bir insandır. İnsanları, Sodom halkını bir olan Allah'a kulluğa çağırdı. Yahudilikte peygamberliğin temel karakteristiği bir olan Allah'a kulluğa çağırmaktır. Bir de putlarla ve putperestlikle mücadeledir. Hı hı. Hazreti İbrahim putlarla mücadele etti mi? Etti. Hı hı. Ben mil kavmi çıktığında puthaneye girdi, putları kırdı. Hazreti Musa hiç put kırdı mı? Altın buzağıyı parçaladı. Yani ötekiler de öyle. Dolayısıyla Hazreti Lut için ne dediler? Sodom kenti helak edildikten sonra Hazreti Lut iki kızıyla bir mağaraya sığındı. Tevrat'ta bu aynen vardır. Kızlar dediler ki, bak ülkede artık bizi alacak hiçbir er kişi kalmamıştır. Gelin babamıza içki içirelim, sarhoş edelim, onunla yatalım. Bu aynen yer alır ve sonra iki kız da babalarından hamile kalırlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu kutsal kitapta yer alıyor. Birisi Moab'ı doğurur, öteki Ammon'u doğurur. Moab, Moabilerin atasıdır. Ammon, Ammonilerin atasıdır. Aslında bu o peygamberlere sürülmüş bir kara lekedir. Gerçekle alakası yok. İsrailoğullarının şöyle bir özelliği, bunu bilim adamları söylüyor. İsrailoğulları kendilerini düşman olan kavimlere öyle bir leke çalıp isnat ve iftirada bulunuyorlar ki, şimdi daha sonra savaş halinde oldukları Ammoniler ve Moabilere size öyle bir kara çalacağız ki bunu asla silemeyeceksiniz dediler. Ve onların bir enses ilişkiden olduklarını ifade etmek suretiyle ve bunu da kutsal kitaba koydular. Aynı şeyi Hazreti Davud'a yaptılar. Hazreti Davud'un kralı, yani Nuh Hoca çok iyi bilir. İsrail'de kralların 18'e kadardır eş alma. Çok evet. Evliliğe geleceksiniz galiba siz. Simam'dan mı anladınız? Evet. Yani Hazreti Davud hanımları varken Urya adlı bir asker cephede savaşıyor. Kral sarayında o Urya adlı askerin karısıyla zina ediyor. Zina ta baştan beri yasak olan bir şey. Bütün peygamberlerce yasaklanmış bir şey. Hazreti Nuh'un Nuh kanunları diye bildiğimiz, daha sonra Musevilik için de geçerli, İsevilik için de geçerli. Doğru. Peygamberimiz bizim İslam için de geçerli olan. Çünkü bakın ne diyor Şura suresinde? Şer'a aleküm minettini mâ vassâ bihi Nuhan. Nuh'a tavsiyesini sizin için de dinde uyulacak kural kıldı. Evet. Nuh kanunları bizim için de geçerli. Orada zina etmeyeceksin var. Ama Hazreti Davud'a zina ettirdiler. Ha diyebilirler ki şimdi Davud bizim için peygamber değil ya ne kral. Peki size peygambere yasakta bu krala caiz mi zina etmek? Hayır değil herkese. Şimdi bakın. Peygamberlere olmadık hakaretler yapıldı kutsal kitapta. Peygamberleri öldürdüler. Hı hı. Bakın Allah'ın emrini çiğnediler. Suçsuz yere kan dökme vardır ya o Yeremya'da. Şimdi ben vatansızlığı en iyi kim anlar? İsrailliler, Yahudiler anlar. Niye? Çünkü milattan sonra 70 ve 135'te Romalılar onları kutsal topraklardan kovdular. Bir daha oralara dönüşü 1967'lere kadar geldi. Moşe Dayan 2000 yıllık rüya gerçek oldu dedi. Siz diasporada 2000 yıla yakın süre dolaştınız başka milletlerin vatanlarında, onların emri altında ayrı gettolar vesaire. Ama bugün İsrail devleti Filistinli'ye aynı gurbet hayatını, diaspora hayatını yaşatıyor mu, yaşatmıyor? Filistinlilerin kaçı dışarıda mülteci durumunda? Filistinlilerin hali çok zor. Biz gördük. Siz gerçekten gördüğünüz bir tecrit orada, halinde evet, yaşıyorlar. Tecrit halinde yaşıyorlar. Şimdi ne diyor orada? Nuh Hoca'nın okuduğu Yeremye 7. bab. Dinleyiciler not etsinler. Yeremye bölümünün 7. babı. İlk 7 pasaj. İlk 7 pasaj. Orada 1'den 7'ye kadar. Orada suçsuz kanı dökmeyeceksin diyor.
Ben şimdi İsrail'e gittim Ekim ayında. Kudüs'ü gezdik. Orada bu müstavtinun denilen şeyler var ya, Filistinlilerin topraklarını yurt edinmek isteyip de oraya yerleşimciler. Hı hı. Ne yapıyorlar? Mesela biz oradayken bir hadise oldu. Okuldan çıkmış bir genç Filistinli kız giderken İsrailli ne yapıyor? Elinde bıçağı atıyor onun önüne. Sonra da bağırıyor bana saldırdı diye. İsrail asker de tutuyor tak 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 öldürüyor. Öyle bir taktik var şimdi. Hani suçsuz kana dökülmeyecek diye. Hani haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi vebale, günaha girecekti. Onun için vaat edilmiş topraklarla ilgili o vaat mutlak değil, mukayyet. Evet, şartlara bağlı. Allah'a verdikleri söze bağlı. Hı hı. Şimdi niye lanetlendirilere gelirsek, lanetlenmelerinin sebebi hem kendi kitaplarına göre, hı hı, hem de Kur'an-ı Kerim'e göre kendilerinin haddi aşmaları. Allah'ı zaten uymamaları, Allah'ı bırakıp zaten başka ilahların peşinden gitmeleri. Ha, mesela, peygamberlerini öldürmeleri. Hakan Göküş sormuş. Diyor ki anladım ki etiketiyle İsrailoğullarına kendilerinin kanı dışında tüm kanları akıtmak helal kılınmış mıdır? Yoksa böyle bir uydurma mıdır? Böyle bir şey var mı? Ha, bakın Mişna'da bir... Sizin o anlattığınızla bağlantılı tabii, hocam. Tabii Mişna'da bir kural var. Kur'an-ı Kerim'de var ya şimdi, haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi vebre altındadır. Şimdi bu İsrailoğullarına böyle yazdık diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Ama bu İsrailoğullarına dediği Mişna'da yer alıyor. Ve Mişna bunu nasıl yazmış? Kim bir İsrailliği haksız yere öldürürse, hı, bütün insanlığı öldürmüş gibi vebal altında olur diyerek İsrailliği ile İsrailli olmayanı ayırıyor. Hı. Güya. Anladım. Orada gördüm. Ne oluyor? Kendine gene farklılık. Şimdi bak, kısaca şunu söylemek gerekir. Bakın kendi kitaplarında diyor ki siz çok sert enseli bir kavimsiniz diyor. Söz dinlemez bir kavim. Bunu kim diyor? Tanrı diyor. Kime diyor? Evet. İsrailoğullarına diyor, çıkış kitabı 32. bab 32'ye 9'da. Ve sonra ne diyor? Çıkış kitabı 32'ye 10'da. Sizi telef edeceğim diyor Tanrı. Hı. Ve en enteresanı nedir? Yeremye kitabı 15'e 6. Dinleyiciler bunu lütfen kaydetsinler. Yeremye 15'e 6'da Tanrı nedamet ede ede yoruldum diyor. Pelin Hanım ne demek nedamet ede ede yoruldum? Hadise şu. Tanrı İsrailoğullarını seçti. Nimet peygamberler verdi, kutsal kitap verdi ve çölde 40 yıl onları kudret helvasıyla, bıldırcın itiyle besledi. Ya sabah kalkıyorsun, hazır yemek var. Akşama bıldırcın geliyor, şimdi bıldırcın yemek için nerelere gidersin? Hazır geliyor, pat pat düşüyor önüne, yiyorsun. İster tavasını yap, ister nesini yaparsan yap. Buna rağmen ne yaptı İsrailoğulları Hazreti Musa'ya? Biz bundan bıktık, balık isteriz. Hmm. Çok şımarık çocuk gibi. Hadi denizden bir rüzgar, diz boyu balık. Hamsi midir, lüfer midir, neyse. Sonra biz bundan da bıktık. Ya ne? Biz yerin bitirdiğinden, soğanından, sarımsağından isteyiz. Bunlar hep Tevrat'ta var olan şeyler. Hep böyle. Yani verilene karşı bir şükür değil de daha çoğunu isteme, daha fazlasını, daha değişiğini isteme. Peki. Buna karşılık Tanrı, kızıyorsunuz ama şu cümleyi bitirivereyim. İki cümle. Yok estağfurullah, kızmıyorum da çok soru geliyor. O soruları da sorayım istiyorum. Ama bakın bu da bir sorunun cevabıdır yani. Çok güzel söylediniz de hocam, programın belli bir süresi var ya, hani ne kadar çok bilgi koyarsak o kadar iyi anlamında. Çok haklısınız, çok haklısınız. İki cümle söyleyeceğim, sonra susacağım. Bu Katolik nikahındaki susma gibi değil ama. Tamam. Sonra gene konuşalım. Tamam peki. Sonra hani niye nedamet edeye de yoruldum diyor. Bunu söyleyen Tanrı niye söylüyor? Hı. Tanrı İsrailoğulları kendisine her isyan edişlerinde onları helak etmeye karar veriyor. Ama araya peygamber giriyor. Affediyor. Yani diyor kavmini helak edeceksin. Sonra demez mi çevre milletler, bak İsrailoğullarının Tanrısı, hı, bir kavmini vaat ettiği topraklara götüremedi demezler mi? Bunun üzerine Tanrı helak etmeyi düşündüğü için nadim oluyor, pişman oluyor. Hı. Ha böyle bu o kadar çok tekrar ediyor ki Yeremye kitabında Tanrı artık diyor ki kavmine, İsrailoğullarına ne olur diyor bana isyan etmeyin. Çünkü nedamet ede ede yoruldum artık. Hmm. Peki az önce bunu soracaktım da unuttum.
Hazreti Musa Allah'la böyle hani karşılıklı yüz, o ne demek, bir suret bir şey görüyor mu? Onu biliyor muyuz biz? Yahudilerdeki peygamberlerin vahiy şekli aslında Hazreti Musa dışında Cenab-ı Allah'la yüz yüze konuşan başka bir peygamber yok. İşte Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar biz... Peki Kur'an-ı Kerim'de de mi böyle geçiyor? Yok, bu Tevrat'taki anlatılan bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de var ama Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda şey yok, açık bir ifade yok. Şeyde Tevrat'ta ise bunun bizzat Hazreti Musa ile Cenab-ı Hakk'ın mülaki olduğu ve konuştuğu ifade edilir. Diğer peygamberlere ise ki milattan önce 5. yüzyılda nübüvvet zaten bittiği kabul edilmektedir, hı hı, Yahudilikte. Son peygamber Malahi'dir. Malahi'den sonra herhangi bir peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir Yahudi, hı hı, inancına göre. Mesih gelecek. Mesih gelecek. Onun dışında, yani Musa dışındaki diğer peygamberler ise ya vizyonla ya rüyada ya da başka yollarla vahiy aldığı kabul edilmektedir. Ama Hazreti Musa bunun tek istisnasıdır. Neslihan sormuş, anladım ki etiketiyle. Yahudi anneden doğan bir çocuk belli dini törenlerden geçince Yahudi oluyor. Peki sonradan Yahudi olunur mu, olunmaz mı? Bu soruya geçmeden önce Nuh Hoca'nın az önce söylediğini bir iki cümle ilave etmeme yüksek müsaadelerinizi arz ediyorum. Evet, buyurunuz hocam. Yani vahyin çeşitleri var. Peygambere vahyin gelişinin. Ama Hazreti Musa'nın Beni İsrail'e gönderilen öteki peygamberlerden farkı, Tanrı ile yüz yüze aracısız görüşme sadece Hazreti Musa'ya özgü bir niteliktir. Arada hiçbir aracı olmadan Tanrı ile yüz yüze. Ama Hazreti Musa Tanrı'yı görmüş müdür? Görememiştir. Çünkü Yahudi inancına göre de bu dünya gözüyle Tanrı'yı görmek mümkün değildir. Ha ne Tevrat ne şöyle bir ifade kullanır. Tanrı'yı görmemiştir ama sadece siluetini görmüştür der. Evet. Şimdi kendi maddi türden bir şey olmadan siluet nasıl oluyor? Onu zat-ı alinizin yüksek, evet, idrakine sunuyorum. Ben de seyircilerimizin yüksek idrakine sunuyorum. Şimdi bu bahsedilen soyun anneden gelmesiyle alakalı. Aslında otantik Yahudilikte veya Yahudiliğin ilk dönemlerinde soyun anneden geldiği şeklinde herhangi bir kabul veya prensip yok. Hı hı. Hatta genel anlamda Yahudi tarihine baktığımız zaman başta peygamberler olmak üzere, hı hı, önde gelen insanların biz Yahudi olmayanlarla evlilikler yaptığını görüyoruz. Mesela Hazreti Yakup'un 4. oğlu Yahuda Kenanlı bir hanımla evli. Hazreti Musa'nın bizzat kendisi Hazreti Şuayb Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçtiği kadarıyla Tevrat'taki veya Yahudi kültüründeki adı Yitro olan Medyen kahini diye geçen Kohen veya bizdeki karşılığıyla imam, onun kızı İslam kültüründe Safure veya Yahudi şeydeki Tevrat'taki Tisipora, yani şakırdayan bülbül veya kuş anlamına gelen ismi bu şekilde, o hanımla evlendiği belirtilir. Mesela Hazreti Yusuf'un hanımı Mısırlıdır. Kohen 10 dedikleri, İslami dönemde ise İskenderiye imamı olarak tercüme edilen Sadia Gaon'un, onun kızı Asenat'la evlidir. Yani şeye baktığımız zaman ilk dönemlerde Yahudilerin Yahudi olmayan biriyle evlendiklerine dair çok fazla örnek var. Ve bütün bunların biz aslında nesebende Yahudi kabul edildiklerini görüyoruz. Peki, hı hı, Yahudilikte soyun anneden geldiğiyle ilgili kabul nasıl ortaya çıkmıştır? Milattan sonra 1. veya 2. yüzyıl veya bunun başlangıcını aslında Helen dönemiyle başlatıp daha sonra Roma dönemine kadar sarkıtmamız mümkündür. Helenizm dönemi malum ta Atlas Okyanusu'ndan İran işlerine kadar bütün coğrafyayı etkisi, hı hı, altına alan bir kültürdür. O dönemde dinden daha ziyade işte ortak dilin, ortak kültürün filan kabul edildiği bir dönem olarak kabul edilmektedir. Birinci etken budur. Yani o dönemde Yahudiler, Yahudi olmayanlarla çok fazla evlilik yaptığından dolayı Yahudi din adamları, Yahudi neslinin bu anlamda daha belirgin bir şekilde korunmasına yönelik bir şeyler düşünmeye başlamışlardır. İkincisi, Roma döneminde özellikle Yahudilere karşı yapılan bir takım zulüm, baskı ve sürgünler var. Hı hı. Bu da Yahudi din adamlarının soyun belirlenmesi, tespit edilmesi açısından, hı hı, bir takım önlemler alınması konusunda adımlar atmasına sebep olmuştur.
İşte bunun psikolojik nedenlerle açıklayanlar var. Mesela bir çocuğun nesebini en iyi anne bilir, çocuğun dilinden anne anlar. Bu bir sebep olarak ortaya konmuştur ama burada bu konuda Cohen Shay diye Harvard Üniversitesi'nde bir profesör var. Onun Yahudilikteki nesep tespitiyle ilgili ki akademik camiada da genel kabul gören bir düşüncedir bu. Yahudilikte nesebin anneden ortaya çıkmasının başlangıcını Roma dönemi olarak ortaya koyar. Der ki bunu da Roma hukuku çerçevesinde anlatır. Roma hukukunda Yahudi, daha şöyle ifade edeyim, Romalı bir erkekle Romalı bir kadın evlendiği zaman doğan çocuk Romalı kabul ediliyor. Ama Romalı bir erkekle Romalı olmayan bir kadın veya bunun tersi, Romalı bir kadınla Romalı olmayan bir erkek evlendiği zaman anne kimse onun nesebine kaydedildiği ifade edilir. Hakikaten Roma hukukuna da baktığımız zaman nesebin bu anlamda biz anneden ortaya devam ettiğine dair bu anlayışın çıktığını görüyoruz. Yalnız bu bir şey midir? Yani değişmez bir kural mıdır? Değildir. Talmud'da bu şekilde ifade edilir. Buna karşı çıkan Yahudi din adamları da olmuştur. Mesela Yosifon der ki Yahudiliğe kabulle ilgili bir tarafın bu anlamda Yahudi olmadığı durumlarda bunun Yahudi kabul edildiğine dair kabuller vardır. Kitaptan aynı konuda aynı konuda kitaptan şöyle bir şeyi de delil getiriyorlar. Aslında Yahudi oluş iki türlüdür. Bir Yahudi anneden doğmuş olma veya başka bir Yahudi olmayan anneden doğsa bile daha sonradan Yahudiliğe girme. Yahudilikte prozelitizm var. Yani bir başka milletten, soydan olduğu halde kendi iradesiyle ve arzusuyla Yahudi olmak isteyen Yahudi olabilir. Bu da tarih boyunca da vardı. Mesela uzatmayalım diyorsunuz da ama bir şey söyleyeyim. Mescid-i Aksa'yı çok merak ediyorlar. Gargat Ağacı'nı çok merak ediyorlar. Ağlama Duvarı'nı çok merak ediyorlar. Bir şey söyleyeyim. Önümüzde o kadar bir zaman var bir kere. Bir. İki. Şu var. Bunu anlaşılır. Bir yetkiliye bir hanımefendi telefon açmış. Demiş ki ben Tevrat'ı okudum, İncil'i okudum, Kur'an'ı okudum ve en doğru kitap Tevrat diye karar kıldım. Ben Yahudi olmak istiyorum. Yetkili demiş ki, Yahudi yetkili. İyice düşündün mü, taşındın mı? Evet demiş. Karşıdaki telefonun ucundaki hanımefendi. Peki demiş, yani kararına saygılıyım. Ama sana bir iki şey söyleyeceğim. Sen yine düşün. Hayır, fikrini değiştirirsen tamam. Değiştirmezsen. Eğer Yahudi olursan demiş, bir daha yoğurtlu İskender kebabı yiyemezsin dedim. Süt ürünüyle eti karıştıramayacak. Etliyi bir arada tüketmek yasak olduğu gibi bulundurmak da yasak. Bir kapta etli bir şey piştiyse, yediysen kaç saat sonra ancak sütlü olabilir. Sonra bitkisel elyaf, hayvani elyaf karışımı giysi giymek de yasak dedim diyor. Kilayım evet. Sonra aradı mı dedik, o hanımefendi sizi bir daha aramadı diyor. Yahudi olmak yalnız yerine... Yalnız Pelin Hanım şunu ifade edelim. 1950 yılında İsrail'e vatandaşlık kabul kanunu çıktığı zaman annenin Yahudi olması şart koşulmuştur. Yani Talmudik dönemdeki bir kabulün modern dönemdeki yansıması. Yalnız bu genel Yahudi dünyası tarafından çok tepkiyle karşılandığı için 2005 yılında Knesset şöyle bir karar almıştır. Demiştir ki yurt dışında yapılan bir nikah ve Yahudi olup yani bir tarafın Yahudi, diğer tarafın Yahudi olmadığına bakılmaksızın belki din adamları bunu kabul etmeseler de İsrail vatandaşlığına kabul edilmesi bağlamında bu tür iki taraftan birinin Yahudi olup olması konusunda bir kolaylık sağlanmıştır. İsrail devletin kurucusu David Ben-Gurion böyle bir olay olunca Polonya'dan gelen ama yabancı kadınlarla evli Museviler İsrail'e gelip de Yahudi dini ve İsrail vatandaşlığını müracaat ettiklerinde ortaya problem çıktı. Anne Yahudi değil. Ne olacak? David Ben-Gurion dünya çapındaki meşhur Yahudi alimlerine yazdı. Ne dersiniz diye. Kabul edelim mi? Halakadın yani şeriatın söylediği mi? Çoğunluk şeriatın söylediği dedi.
Ama daha çok daha sonra Nuh Hoca'nın dediği gibi İsrail Yüksek Mahkemesi bunları Yahudi şey var 1912 hocam, yani Amerika ve İngiliz şunu da tamam, ifade edeyim o zaman. O kadar da aslında mühim bir mevzu değildi yani öyle yani seyirci merak etti diye sordu. Ama biz ya bundan sorduk. Böyle bir külliyat çıkarmayalım Allah aşkına anneden. Ama Pelin Hanım biz sizin sorduğunuzu önemsiyoruz. Ay teşekkür yani. Ederim ama boş verin beni gerçekten önemsemeyin. Yani bir o kadar önemsemekle Amerika ve hani söyleyeceksiniz illa. Ay söyleyin evet, hocam. Hadi söyleyin. İngiltere yani, ve hayret. Amerika'daki Yahudiler dediler ki. Ya ne dediler hocam? Çocuk hangi ritüel üzerine yetiştirilirse ister annesi Yahudi olsun ister babası. Yahudilik ritüeli üzerine yetiştiriliyorsa bunu Yahudi tamam. Nuh Hoca şunu anladı ki Pelin Hanım bizim konuşmamızı istemiyor. Susuyor. Peki. Bu kadar konuşmadan sonra hey maşallah. Peki hocam. Söylemeyi unuttum. Süleyman Gündüz'ün çok güzel bir kitabı çıktı Kudüs üzerine. Çekmiş olduğu fotoğraflar ve fotoğrafların yanında da kısa bilgilerin olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi basmış çok güzel bir kitap. Bu gece ben bu kitaptan sizlere hediye edecektim. Söylemeyi unuttum, özür dilerim. Ve nihayet hazır Kudüs'ü konuşacakken, bu kitabı da göstermişken, anladım ki etiketiyle sorularınız da gelirken en çok merak edilenlerden bir tanesi. Mescid-i Aksa'nın altını niye kazıyorlar? Ahit sandığını niye arıyorlar? Ahit sandığının içinde ne var? Bulurlarsa ne yapacaklar? Buyurunuz. Konuşalım mı? Ne olur konuşun. İşte bir hal öyle. Demin konuşmayın, şimdi buyurun ya, konuşun. Diyorum. Ama yani anneden Allah'ım yarabbim. Yani çok ahit, önemli. Ahit, çünkü... sandığından, ahit sandığından başlıyoruz. Gördünüz mü fotoğrafı? Oo, maşallah. Şimdi evet. Dinleyiciler de onu görüyor mu? Görüyorlar. Ha, görüyorlar. Allah Allah. Güzel değil mi bu fotoğraf? Mevlanelere kadir değil. Ben denizin yani önünde. Yani nasip eyledi. Kubbetü Sahra. Ya, güzel Mescid-i Aksa'ya. Kızıl makamı diğer taraf hemen sağ taraf. Evet. Kubbeli küçük yapı. Evet. Şimdi söz oraya da gelecek hazır görünmüşken ama sorunuz farklıydı. Hı hı. Dolayısıyla ahit sandığından başlayalım. Tevrat'ın anlatımına göre Tanrı Hazreti Musa'ya akasya ağacından en iyi boyu ve yüksekliği ölçülerinde vererek bir sandık yapmasını ister. Evet. Bu Tevrat'ta aynen var. Hazreti Musa da verilen ölçülere göre bu sandığı yapar. Bu sandık niye yapılacaktır? Sonra bu sandık toplanma çadırı 40 yıllık Sina Yarımadası'ndaki o göçebe hayatta toplanma çadırı diye bir çadır vardır. Tabernakl dedikleri veya mesken denilen, evet, mişkan denilen. Mişkan. O çadırın içinde bir bölme vardır. Bu sandık o bölmeye konulacak. Tanrı niye bu sandığın yapılmasını ister? Sandığın üzerinde bir örtü vardır. Örtünün üzerinde yönü birbirine dönmüş, kuş şeklinde tasvir edilen melekler, kerubiler vardır. Sandığın iki tarafında ikişer halka vardır. Birer sopa o halkalara sokulur. Önde ve arkada kişiler onu tutarak taşırlar. Ve 40 yıllık çöl hayatı boyunca ahit sandığı İsrailoğullarının hep önünde onlara rehberlik etmiştir. Ahit sandığının asıl önemi, Tanrı'nın İbranice Şekine, Arapça Sekine, Tanrı'nın kudret ve kuvvetiyle tecelli ve tezahür ettiği mekan olmasıdır. Tanrı kulu ve peygamberi Hazreti Musa'ya der ki, ben bu sandık aracılığıyla sana emirlerimi ileteceğim. Hı-hı. Ama bir şey ne kadar kutsalsa o kadar da risklidir. Tabii. Malum şimdi Rudolf Otto'nun Das Heilige kitabında kutsalın iki temel vasfı var. Bu konuya girersek siz gene müdahale edeceksiniz. Ben girmiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Ahit sandığı ne kadar kutsalsa o kadar da tehlikelidir. Ahit sandığına ehil olmayan birisi dokunduğunda anında ölüyor. Hazreti Davud bu sandığı Kudüs'ü Yebusilerden aldıktan sonra Kudüs'te sandık için bir yer hazırlatır ve sandığı bulunduğu yerden Kudüs'e taşıtırken sandığı çeken araba ve hayvanlar çekiyor. Hayvanları yönlendiren kişinin ayağı tökezler ve eli gayri iradi olarak sandığa dokunur. Anında kişi mürde helak olur. Böylesine tehlikelidir. Şimdi bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli İsrailoğullar için ama bu emaneti koruyamamışlar. Evet, buyurun. Bu sandığın daha yeni başladı. Çok güzel. Bu sandığın içine, bu sandık Tanrı'nın İsrailoğulları ile beraber olup onların yanında oluşu, onları desteklemesinin bir simgesidir aynı zamanda işaretidir. Bu sandığın yanına sadece Hazreti Musa ve yardımcısı Yeşu girer. Bu sandığın yanına girerken asla içki içmek, sarhoşluk gibi bir şey caiz değil.
dini temizlik kuralları, ablüsyon dediğimiz uyacaksınız. Mikve. Özel giysi giyeceksiniz. Giysinin üzerinde küçük çıngıraklar olacak. Efot denilen kuşağı kuşanacaksınız. Niye çıngıraklar olacak? Dışarıdakiler sizin içeride hayatta mısınız, öldünüz mü anlasınlar. Hareket ettikçe o ses çıkaracak ya çıngıraklar. Hmm. Çünkü ne olur belki tökezlersiniz, sandığa değmiş olursunuz. Şimdikiler kazarken de böyle bir şeyler giyiyorlar mı acaba? Şimdikilere geleceğiz. Geleceğiz orası da. Çünkü kazmada da şey. Ya aniden karşına çıkıverirse sandık. Hem bir taraftan sandığı bulma derdi var. Hem bir taraftan da sandığa yaklaş. Çarpılma korkusu var. Yani böyle bir şey bu. Bulsan bir türlü, bulmasan bir türlü. Bu işte Hazreti Musa orada ilahi vahyi alır. Yeşu da onu bekler. Yardımcısı da bekler. Bu sandık 40 yıllık çöl hayatından sonra yani elden ele geçtiği nihayet Hazreti Süleyman Kudüs'te Süleyman Mabedi'ni yaptığında o Süleyman Mabedi'ni Araplar Beytül Makdis, Yahudiler Beyt Hamikdaş, Beytül Makdis'in İbranicesi diyorlar. Kutsal evi milattan önce 950'lerde yaptığında o mabedin Kutsül Akdes, Kutsallar Kutsalı denilen ön bölmesine sandığı merasimle, dualarla, ilahilerle, okumalarla getirtti, yerleştirdi. Şimdi o sandığın yerleştiği yer neresiydi biliyor musunuz? Kubbetü's-Sahra'da. Demin Kubbetü's-Sahra vardı ya, Kubbetü's-Sahra'da. Kubbetü's-Sahra nedir aslında? Kaya kubbesi demek. Kubbetü's-Sahra, kaya kubbesi. Evet. Yani bu o büyük Hacer-i Muallak dediğimiz, o boşluktaki kaya diye nitelendirilen o büyük kaya kütlesini örten kubbedir. Kubbetü's-Sahra. İşte Hazreti İbrahim, Yahudi inancına göre oğlu İshak'ı, biz burada Yahudilikten ayrılıyoruz, bize göre İshak değil İsmail'dir. Oğlu İshak'ı işte bu şimdi Kubbetü's-Sahra'nın örttüğü, kapadığı o kaya kütlesi üzerinde kurban etmek istemiştir. Moria Dağı diye geçiyor değil mi? Orası Moria Dağı diye geçer. Şimdi işte o tam kaya kütlesinin üzerinde Kutsallar Kutsalı dediğimiz hücre oda bulunur ve orada da ahit sandığı vardır. Şimdi çöl hayatının hatırası olarak sizin programdan önce bahsettiğiniz o ne konur şeye ahit sandığına şehadetin iki levhası dediğimiz 10 emri havi iki taş tablet konulur. Sonra siz onu Ayasofya kitabınızdan demin okuyordunuz. Evet kuliste içeride yani sizi okuyor. Evet ki, gösterelim. Elimi gözü. Şimdi kitapta ahit sandığın içinde ne var diye bir bölüm var. Çünkü kutsal emanetlerin Ayasofya'da da arandığını, hatta zamanında tapınakçıların dahi Ayasofya'ya sırf kutsal emanetleri aramak için geldiğini ve senelerden beri de bu arayışın sürdüğünü biliyoruz. O yüzden burada biz bahsettik İsrailoğulları kutsal kitabına göre evet kutsal ahit sandığını yeniden bulduklarında Rab yani Allah onlarla tekrar konuşacaklarına inanıyorlar. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi ahit sandığının içinde sadece 10 emirin yazılı olduğu levhalar yok. Allah'ın isteğiyle içine başka kutsal eşyalar da konmuş. Bunlardan biri İsrailoğullarına Mısır'dan çıkarken çölde verilen, Rab tarafından verilen, Man adı verilen mucize yiyecek ki biz kudret elbası olarak adlandırıyoruz. Ayrıca sandıkta Hazreti Harun'un da asası var. Şimdi ahit sandığında söylediğiniz gibi önce iki taş tablet var. Üzerinde 5 emir bir tablette, 5 emir bir tablette. O ahit sandığında var. Sonra Hazreti Musa peygamberliğinin sonunda Tevrat'ı kitaplaştırması tamamlandıktan sonra o ana nüshayı da ahit sandığına koydu. Ve sonra dedi ki İsrailoğullarının 12 kabilesine Tesniye bölümünde bu anlatılır. Her kabile kendine birer nüsha çıkaracak bu ana nüshadan. Sonra siz bunu okuyacaksınız ve bunu yaşayacaksınız. Sonra ne oldu? 40 yıllık çöl hayatının anısını olmak üzere kudret helvası diye de belirtilen Kur'an'da men diye ifade edilen o bir çömlek men kondu oraya. Sonra Hazreti Harun'un tomurcuklanan asası kondu. Bu mucizevi. Aslında Tevrat'ta asa bazen Harun'a, Hazreti Harun'a, bazen Musa'ya. Hazreti Musa'ya nispet edilir. Bizim Kur'an-ı Kerim'de asa Hazreti Musa'nın asasıdır. Peki Asa-yı şimdi Musa. Kutsal ahit, pardon hocam. Tabii buyurun. Ahit sandığına konan hocamın bahsetmiş olduğu eşyalar, mesela 2. Krallar kitabında da bahsedilir.
Hazreti Süleyman merak edip açmıştır. O dönemde açılmıştır daha doğrusu. Yani o Tevrat ve bir takım şeylerin olmadığı görülmüştü. Sadece yani, şehadetin iki levhası vardı. Birinci Krallar bölümünde evet. anlatılır. Bu Hazreti Süleyman buraya yerleştirince mabedin Kutsul Akses bölümüne. Baş kohen dualarla açtı onu. Yani belli şartlarla ancak sandığa yaklaşılabilir, dokunabilir. Açtı, içinde ne bir çömlek man var, ne Hazreti Harun'un asası var. Sadece ne Tevrat nüshası var. Hı hı. Sadece ne var? İki taş tablet zaten var. Hocam, 10 emrin yazılı bu. Şeyle ilgili bu 13 nüsha Tevrat'ın çoğaltılması vesaire. Mesela İbrani Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam Hava Lazarus Yafe'nin bir iddiası var bu konuda. Bunun çok sonraki dönemlerde özellikle Müslümanlara karşı da Tevrat'ın otantikliğinin korunduğunu, ta eskiye dayandığını ispat sadediyle ortaya atılmış bir görüş gibi ifade edilir. Şimdi Hava Lazarus Yafe çok zeki, çok akıllı, çok velut bir İsrailli hanım. Hı. Şu anda vefat etti, o hayatta değil. Onun bu görüşü eğer kabul ediliyorsa, yani Tesniye kitabının bilmem kaçıncı babında yer alan Hazreti Musa koydu ve 12 kabileye de bundan birer nüsha yapacaksınız dedi sözü Hazreti Musa'nın. Nuh Hoca'nın şimdi Havva Lazarus Yafeh'ten naklettiği gibi sonradan Müslümanlara karşı kitabın orijinalliği ve otantikliğini ispat sadedinde söylenmiş bir söz, ön plana çıkarılmış bir şey ise o zaman yani Tevrat'a müdahale edildiğini Havva Lazarus Yafeh'te kabul ediyor evet. demektir. Evet. Şimdi yani diyor, iş burada başka bir konuya geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığıyla alakalı bir husus var, ona temas mesela edebilir Emin Bey miyiz? Tabii ki ona rica edeceğim de bir iki soru sorayım. Mesela Emin Bey demiş ki anladım ki Firavun'un Hazreti Musa'nın peşinden gitmesinin asıl sebebinin ahit sandığı olduğunu okumuştum. Böyle bir şey var mı diye sormuş. Yani o biraz tabii Hazreti Musa'nın Mısır'dayken Serabit Dağı'nda Mısırlara ait olan bu gizemli sandığı çıkışta yanında götürdü. Ha söyleniyor. Hayır, bunların hepsi gayri bilim ilmi görüşler. Yani Şükrü Şahin, anladım ki Tabutu Sekine'yi yani kutsal ayı sandığını Antakya denilen onun, yerden Mehdi çıkaracaktır. Doğru mudur? Öğrenmek istiyorum. Şimdi Hazreti Musa'nın yani Mısır'dan çıkarken yanında getirdiğim, hatta bu ait sandığının yani Mısır'dan getirmiş olduğu bu sandığın çok böyle olağanüstü güçlere sahip olduğu. Mesela Firavunların ruhunun bu sandığın içerisinden öbür dünyaya gittiği veya içerisine atılan tozun daha sonra altına dönüştüğü veya piramitlerin bu yolla yapıldığı yani yer çekimi kuvvetinin yok ettiği gibi bir takım gizemli şeyler var ama bunların hiçbirinin bilimsel bir değeri olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu peki neden bu kadar inatla o zaman arıyorlar? Yani şimdi kaybolması ki ait sandığının akıbeti zaten M.Ö. 586'da İsrailoğulları Babil'e sürüldüğü zaman biz ait sandığının da ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Hı hı. Çünkü Ezra geldiği zaman bu sandığı, sandığa herhangi bir atıfın yapılmadığını görüyoruz. Fakat daha sonra işte kaybolan ardından da özellikle modern dönemlerde falan biraz daha popüler hale getirildiğini görüyoruz. Hatta Hristiyanlar Hazreti Musa'nın çarmıhta gerildikten sonra kanının havarilerden biri tarafından bir tasa konduğu, bunun ahit sandığına konduğunu ve ardından da ahit sandığının gömüldüğünü, o günden itibaren bulunmadığını. Öte yandan Haçlılar döneminde tapınak şövalyelerinin bu sandığı şöyle veya böyle ele geçirdiğini, belki Antakya bunu seyircimizden okuduk ama bunun Fransa'da bir katedrala gömüldüğünü, ardından bunun bir haritasının çizildiği, Edinburgh'da bir çapele saklandığı gibi pek çok şeyler var ama bütün bunların hepsi rivayet. Çünkü yok ait yani. Sandığı Nuh Hoca'nın da ifade ettiği gibi M.Ö. 586 yılında Babil Kralı Nebukadnezar Yahuda devletini yıktığı ve Kudüs'ü işgal ettiğinde ki İsra suresinin 4. ayeti فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ ve kâne vâden mefûle ayetinde de ifade edildiği gibi Kudüs'teki Yahudilerin bir kısmını öldürdü, birçoğunu da aldı esir olarak Babilonya'ya götürdü. Ama Kudüs tarumar edildi, mabet de yıkıldı. Bu arada sandık da zaten kayboldu. Ondan sonra sandıktan eser yok. İkinci mabet 515 yılında yapıldı. 515 yılında. Ama ahit sandığından bahis yok.
Ezra 450'li yıllarda Babilonya'dan döndü. Yahudileri tekrar kutsal kitaplarına kavuşturdu. Okudu onlara. Yani artık Yahudilik Babil esareti sonrasında kitabına kavuşmuş Yahudalıların dini olması açısından Yahudilik diye adlandırıldı. Hı hı. Ama sandık yine yok. Sandıkla ilgili yok. Havariler nereden bulmuşlar o sandığı da Hazreti İsa'nın i̇şte kanını ne olmuş da falan. Hocam. Bunlar hikaye, hep bunlar hayal. Yani bu biraz da son dönemlerde filmlerde falan işte Indiana Jones'un yani, veya diğer tapınak şövalyeleri. Bunlar tabii macera filmlerinin. Ama bir şey söyleyeceğim. Için. Tapınak şövalyeleri bir gerçek. Doğru. Bir de ben şu haberi de okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Bilmem siz de anımsarsınız belki. Mescid-i Aksa'nın altı kazılırken o kazılarda orada tapınakçıların kılıcı, yani onların sembolün üzerinde olduğu kılıç dahi bulunduğunu okumuştum. Yok, bulunur. Tapınakçılar, yani Kudüs Haçlılar tarafından 88 yıl işgal altında 1095 kaldı. Yılında Papa II. Urban Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde bu Kudüs'ü onun ifadesiyle bu kafir Müslümanlardan kurtarmak için diye Haçlı ordusu çağrısında bulundu. Ve 1097'de Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiler, aldılar. Orada sadece Müslümanları değil, Yahudileri de katlettiler. Hı hı. Yani tapınakçılar belli. Sonra bu tapınağın, yani mabedin korumasını kendileri üstlendiler. Sonra özel bir o teşkilat... O mabede yerleşiyorlar hatta. Yerleştiler, özel bir teşkilat... Ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Ahit sandığıyla ilgili sadece Tevrat'tan söyledik. Kur'an-ı Kerim'de de ahit sandığından bahsediliyor mu? Buyurunuz. Yüksek müsaadeniz olursa acaba o konuda da bir iki cümle buyurunuz ifade efendim, edeyim. Ne demek? Program Kur'an-ı sizin. Kerim'de Bakara suresinde ahit sandığından tabut diye bahsedilir. Şöyle olur. İsrailoğulları Arz-ı Mevud'a girme mücadelesi savaşları yaparlar. Arz-ı Mevud dediğimiz Filistin toprakları bomboş, insanlardan hali bir toprak parçası değil. Orada yaşayan kavimler var. Kenaniler var, Filistiler var, Hittiler var, Peruziler var. Hep onlarla savaşıldı, öyle girildi. İsrailoğulları gelirler, peygamberleri Samuel'e derler ki savaştığımız kavimlerin başlarında kralları var. Bizim ise kralımız yok. Bize bir kral seç de daha düzgün savaşalım. Peygamberleri Samuel de onlara Saul'u kral olarak seçer. Saul Kur'an'da Talut diye adlandırılan kişidir. Ama İsrailoğulları Saul'u krallığa layık ve ehil görmezler, yakıştıramazlar ona. Bunun üzerine der ki peygamberleri fekale lehum nebiyuhum. Şimdi ayeti okuyorum. Peygamberleri onlara dedi ki İnne siz Saul'u krallığa, Talut'u krallığa layık görmüyorsunuz ama inne ayete mülkihi onun saltanatının krallığının alameti en ye'tiyekumut tabut size tabutu yani ahit sandığını Aron ha Kodeş mi Berit mi? Aron'a Berit. İkisi de Aron, Berit, Adonay. Yani üç farklı ahit sandığını size var. Tekrar getirmesidir. İnne ayete mülkihi en ye'tiyekumut tabut. Peki ne var? Açıklaması var. Fihi o sandıkta vardır. Sekinetun min rabbikum. Rabbinizden bir sekinet. Evet. Sekine demin söyledik. Şahine. İbranice şahine dediğimizdir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle tecellisi diye. Yahudilerin. Yani manevi destek ve yardım diye manevi, belki evet. Düşünmek daha tabii. Uygun. Bak, bak neler duyuyor seyirci. Fatih Erol demiş ki anladım ki kutsal ayet sandığını Kanuni'nin bulduğu hatta süt kardeşi Yahya Efendi tarafından gömüldüğünü duymuştum diyor. Yani bunu tabii bilemiyoruz. Sonra İskender Şevkay demiş ki anladım ki söylendiği gibi sandık İsrailoğullarında olduğu sürece yenilgiye uğramayacakları söylendiği için. Kur'an-ı Kerim'de de zaten buna işaret var. Ondan sonra Münacettin Bey Sekine'yi hatırlatmış sizin söylediğiniz gibi. Daha tamamlayacak. Tabii yani, evet, Kur'an-ı Kerim'in ayeti tamamlayayım. O sandıkta ne var? Cenab-ı Hakk'ın sizinle birlikte oluşu. Demin onu söylemiştim. Çölde niye 40 yıl sandık onlarla birlikteydi? Hı hı. Sandığın onlarla, İsrailoğullarla birlikte olması Tanrı diyor ki bak ben sizinle birlikteyim. Ne acayip. Endişe etmeyin. Bu kadar en kutsal olan şey. Tabii. 40 şimdi, yıl. Şimdi Kur'an-ı Kerim sandığın içinde ne olduğunu da söylüyor. Fihi sekinetun min rabbihim. Rabbinizden bir sekinet vardır o sandıkta. Ve bakiyetun mimme terake âlu Musa ve âlu Harun. Musa ve Harun ailelerinin geriye bıraktıklarından da bazı şeyler vardır. Terekeler. Demin hani söylemiştik ya terekelerinden bazı şeyler vardır. Bu kadar.
Tamam. Şimdi seyircilerimizden gelen yine soruları ben hızlı hızlı okuyayım. Ondan sonra çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra bunların cevabının verileceği sözünü verelim ki biz de hızlı hızlı gitmek zorunda kalalım. Şimdi Instagram'dan da gelen sorular var. Faruk Atılgan, Kaktüs ikisini de sordu. Hazreti Süleyman'ın gizli bir defteri oldu. Aslında tapınak şövalyelerinin o defteri aramaya geldiği doğru olup olmadığı. Şeyda 1982 ve daha birçok seyircimiz Gargat Ağacı'nın ne olduğunu soruyorlar. Ondan sonra Filiz Gündoğdu. 13. kabileden bu Hazar Türkleri mi? 12 kabileyi biliyoruz ya. 13. kabile. Hatta 13. kabilenin kayıp kabile olduğu söylentisi de hep dolaşır ki bilirsiniz belki ünlü bir Kürt lider, tanımış bir Kürt liderin de o kabileye mensup olduğu da rivayet edilir. Arthur Koestler'in 13. kabile diye kitabı var ya zaten. İşte tamam, onu soracağım size. Kara Yahudileri kastediyor. Ondan sonra mesela şeyi soranlar var. Selim Bulduk diyor. Neden benim sorum kıble önceden Mescid-i Aksa'yken neden sonra Kabe olarak değiştirilmiştir? Bunun Yahudilerle bir alakası var mıdır, yok mudur diye soruyorlar. Bakın en çok sorulan sorulardan bir tanesi Orhan da sormuştu. Şey diyor, Mehmet Koca da sormuş. Biz İsrailoğullarına sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Bu fesatlar çıktı mı, çıkacak mı? Artı benim yine sevdiğim bir soru Ahmet Eren 53 diyor ki kutsal son savaşta Deccal'in ordusunun Yahudilerden oluşacağı hadislerde geçiyor. Böyle bir şey var mıdır, yok mudur? Ondan sonra yıkıp yerine bir mabet inşa etmek istedikleri söyleniyor. Bununla ilgili kazıların ana hedefinin bu olduğunu vurgulamadığımızı... Son şeyden başlayalım o zaman biraz. Hiç başlamayalım. Reklama gideceğiz. Peki. Tamam mı? Reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Bu arada bu kitapların da fotoğrafını çekin, koyun demişsiniz. İlla ki Nuh Hasan Taş'ın Yahudiler üzerine kitabına bakar mısınız? Ay kitap yazmak zor iş mi? İş valla. helal olsun. Bundan sonra bu kitaplara daha da böyle kıymetli bir şekilde bakacağız. Birazdan buradayız. Anladım ki etiketine gelsin sorular. Evet, Furkan Amzoğlu demiş ki anladım ki bir kez daha son büyük savaş ahit sandığı için yapılacak. Yani bu da bir yorum tabii. Abdülkadir Sağlam demiş ki anladım ki Pelin Hanım İsrailoğulları o sandığı bulduğunda Mehdiyet'i ilan edecek demiş. Ondan sonra Burak Doğru demiş ki Armagedon'dan mı bahsediyoruz hadislerde rivayet edilen kutsal son savaşa değinin, bu inanca hocalarımızın da bakış açısı nedir diye sormuş. Şimdi biz şunu söyleyelim hemen. Bu kutsal son savaşa, o enteresan bir soruydu Ahmet Eren 53. Kutsal son savaşta Deccal'in ordusunun Yahudilerden oluşacağı hadislerde geçiyor. Hı hı. Ömer Faruk Arman hocam. Buyurunuz efendim. Deniyor ki... Hocam alemsiz. Deccal'in ordusunun Yahudilerden oluşacağı hadisi. Şimdi efendim, Armagedon Savaşı dediğimiz savaş, Armagedon ha Megiddo, yani Megiddo şehri veya kasabası veya bölgesi, o dağı demek. Megiddo dağı demek. Armagedon Hristiyanlığa özgü bir temel kavramdır. Yuhanna'nın Vahiy adlı eserinde geçer. Dünyanın sonuna doğru. Bütün milletlerle bir savaş olacak. Ve o savaşta Megiddo'da cereyan edecek o savaş. Şeytani güçlerle rahmani güçler arasında savaş olacak. Rahmani güçlerin başında İsa Mesih olacak. Şeytani güçlerin başında Deccal Antikrist olacak. Ve sonunda şeytani güçler yenilecekler. İsrail oğulları da şeyden özgürlüklerine kavuşmuş olacaklar. Böyle şeytanın ordusu İsraillerden oluşacak değil. Öyle bir şey yok. Ve tek tanrı inancı bütün dünyada hakim olacak. Mesih'in gelişiyle bir Mesihi krallık kurulacak. Aslında dünyanın sonuna doğru ne olacağı, Mesih'in ne zaman geleceği konusunda Yahudilerle Hristiyanlar arasında hem bir benzerlik var, hem de hem Yahudilerin hem Hristiyanların kendi içinde bir konu bütünlüğü yok. Niye yok? Yahudilik açısından meseleyi alırsak, bakın Yahudi kutsal kitabının en önemli bölümü Tevrat dediğimiz ilk beş kitaptan oluşan kısım. Tevrat'ta açık ve net olarak ahiret inancı yok. Bakın Tevrat'ta hayat hikayeleri anlatılan, yani Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar geçen o 10 nesil var. 10 neslin ömürleri hep 700'lü rakamların üzerinde. Hazreti Nuh 950 yıl,
Hazreti Adem 930 yıl. Buna benzer ötekiler de öyle. Peki bunlar ölünce ne oluyor? Tevrat'ın ifadesi günlerine doymuş olarak uyudu. Atalarıyla birlikte uyudu. Peki uyudu da ne oldu? Tevrat'ta açık ve net olarak bir ahiret inancı olmadığı için sadece Tevrat'ı kutsal kabul eden milat öncesi 2. yüzyılda ortaya çıkmış Yahudi mezheplerinden Sadukiler ki Kudüs'teki Süleyman Mabedi, tapınak dediğimiz o mabedin yönetimini elinde bulunduran din adamları sınıfı aristokrat sınıf. Aristokrat sınıf ki onlar sadece Tora'yı, Tevrat'ı kabul ediyordu. Tevrat'ta olmadığı için ahiret inancını kabul etmiyorlar. Ama bu Hazreti Musa tebliğ ettiği dinde ahiret inancını öğütlemedi diye bir şey söz konusu olamaz. Niye olamaz? Bakın Hazreti Adem'den son peygambere kadar İslam inancına göre bütün peygamberlerde değişmeyen kısım din dediğimiz inanç esaslarıdır. Bu inanç esaslarını da üç kuralda, üç maddede toplamak mümkün. Bir olan Allah'a iman. Bunu bütün peygamberler söylemiştir. Bunda bir peygamberden peygambere değişikliğe gerek yok. İki, peygamberlik müessesesi Tanrı ile insanlar arasında iletişimi sağlayacak peygamberlik müessesesine ihtiyacı da bütün peygamberler belirtmiştir. Kendileri de peygamber oldukları için. Üç, ahiret inancı. Bu üçünde bütün peygamberlerin tebliğlerinde hiçbir fark yok. Dolayısıyla Hazreti Musa da ahiret inancını mutlaka öğütledi. Ama bugünkü Tevrat'ta ahiret inancı yok. Peki ne oldu Yahudi teolojisi, ilahiyat düşüncesi? Daha sonraki gittikçe gelişti. Peki günlerini doymuş olarak uyudu bunlar da sonra ne oldu? Ha, yeraltı dünyasına, ölüler diyarına, ona Şeol dedikleri veya Yunanlıların Hades dedikleri ölüler diyarına gitti hepsi. Önce böyle dendi. Ölüler diyarı. Peki ölüler diyarı büyük bir meydan. Ölen herkes oraya gitti. İyi de kötü de birbirine karışık mı? Bir adım daha atıldı. İyiler bir tarafta, kötüler bir tarafta. Sonra bir adım daha atıldı. İyilerin hepsi de aynı seviyede iyi değil ki. Peygamber Hazreti İbrahim'le bir sıradan vatandaşın iyiliği aynı değil. Çünkü Hazreti Peygamber'in Hazreti İbrahim'in maruz kaldığı imtihanlar, demin okudu Nuh Hoca ayeti. Ve izibtela Rabbühü İbrahim'e bi kelimatin fe etemmehünne. O kadar ağırdı ki. Hayatıyla, evladıyla, malıyla. Evladıyla, ateşe atı vesaire. Onun için ne yaptı sonra Yahudi düşüncesinde? İyilerin bulunduğu yerde derecelenme oldu. İyiler daha bir yukarıda, onlara bir köşkler. Ötekilere biraz daha orta hallilere falan gibi. Kötüler de hep aynı değil. Kötülükte de o da aşağıya doğru derekelenme oldu. Sonra bu inanç neye geldi? Cennet ve cehennem inancına geldi. Cennet zaten Yahudilikte cennet bir inancı vardı. Bir yeryüzü cenneti var. Ona Eden bahçesi diyor Yahudiler. Tevrat, Gan Eden. Adem ile Havva'nın, Hazreti Adem'in içine konulduğu, Hazreti Havva'nın da, Hazreti Havva cennetin dışında yaratılmadı. Cennette yaratıldı. Farkı fark edin. Bak dikkat edin. Adem babamız topraktan yaratıldı dışarıda. Ama Havva validemiz cennette yaratıldı. O yeryüzü cennetiydi. Yahudilikte üç tür cennet var. Tamam hocam. Hiç o kadar detaylara girmeyelim. İstemiyorsunuz. Ne yapayım? Yani gönül ister de. Şimdi Gargat ağacını çok sormuşlar. Bu nedir? Evet. Şimdi Gargat ağacı Kur'an'da geçmez. Hazreti Peygamber'in hadislerinde geçer. Buhari ve Müslim gibi Müslümanların hakikaten sağlam kaynak olarak görmüş oldukları iki veya daha farklı kaynaklarda da geçer. Yani sahih bir hadistir. Gargat ağacının daha doğrusu bu ağaçla ilgili anlatım kıyamette Müslümanlarla Yahudiler arasında meydana gelecek bir savaştan, bir hesaplaşmanın olacağından bahseden bir hadistir bu. Yalnız hadisin içeriği daha çok işte yukatilune el yahud ve yusallitunel ve yusallitunekum yani ve tusallitune aleyküm affedersiniz. Yani Yahudiler sizlerle savaş yapacaklar. Siz de onların üzerine musallat edileceksiniz şeklinde bir ifadedir. Şimdi piyasada çok fazla Gargat ağacıyla ilgili spekülasyonlar var. İşte İsrail'de her bahçede, her sokakta bu ağacın ekildiği şeklinde. Yani bu
herhalde bir şehir efsanesi olarak kabul etmek gerekiyor. Belki Hazreti Peygamber'in bu ifadesinde geçen Gargat ağacını biraz sembolik anlamıyla anlamamız gerekiyor. Hani hadiste geçen işte öyle bir an gelecek ki işte dağ, taş veya ağaç gel benim arkamda bir Yahudi var şeklinde haber verecek. Gargat ağacı müstesna. İşte bu ifadeden hareketle. Yani bu Kadir Aygün de aynı şeyi sormuş. Evet, bu ifadeden yani bu hareketle. Yok yok, öyle bir şey yok yani İsrail'de. Fakat bunun dediğim gibi biraz sembolik alınması gerektiğini herhalde kabul etmemiz lazım. Yani nedir? Yani Yahudilere karşı belki yapmış oldukları bir takım eylemlerin küresel anlamda bir tepki çekeceği veya nefrete dönüşeceği. Bu anlamda dünya kamuoyundan gerekli veya yeterli desteği göremeyecekleri şeklinde. Ama yine en doğru yorumu Allahu Alem diye bitirmemiz gerekiyor. Burada şu konuyu da biraz açıklamak lazım. Yani Müslümanlar Yahudilere mutlaka kızmak durumunda ve zorunda mıdır? Yani Müslümanın Yahudi'ye karşı tavrı ne olacaktır? Hep olumsuz mu? Yani normal. Şimdi bakın şu sorduğumuz sorunun belki devamı. Yani baştan beri, ezelden beri bir Müslüman-Yahudi çatışması. Müslümanın en birinci düşmanı Yahudidir. Yahudinin düşmanı da Müslümandır gibi bir prensip kabul edilebilir mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'de... Ya bir prensip olarak kabul edilemez de hani teoriyle pratik... Bu vakadır hani... desek aslında bakın İslam tarihinde hep böyle antisemitizm diye şimdi sadece Yahudilere hasredilen bir Yahudi aleyhtarlığı işi İslam tarihinde hep var ola gelmiş mi? Bakın Mekke döneminde ey İsrailoğulları size verdiğim nimeti hatırlayın diye İsrailoğullarına verilen nimet, alemlere üstün kılınma, peygamberler gönderme, kutsal kitap verme. Tevrat kime verildi? İsrailoğullarına. Zebur kime verildi? İsrailoğullarına. İncil kime verildi? O da İsrailoğullarına. Hazreti İsa Yahudiydi. O da İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Saf suresi 6. ayet. Ya beni İsrail, inni Resulullahi ileyküm. Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. Musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik ediyorum. Ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'di ismihi Ahmet. Benden sonra gelen Ahmet adındaki bir peygamberi de müjdeliyorum diyor. Şimdi Medine döneminde Yahudilerden bahseden ayetlerde bir Yahudi karşıtlığı söz konusudur. Yahud diye geçen, yani İsrail diye değil de Yahud diye geçen ayetlerde bir Yahudi karşıtlığı söz konusudur. Ama Kur'an-ı Kerim'in medeni surelerinde, yani Medine'de nazil olan surelerinde söz konusu olan Yahudi karşıtlığı, Yahudilere yapılmış bir iftira değildir. Ya nedir? Medine'de, siyasi şartları. Tabii Medine'de üç önemli Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynuka, Beni Kureyze, Beni Nadir. Müslümanlar Medine'de belli bir hakimiyet kurunca bir Medine vesikası dediğimiz ilk anayasayı yaptılar. Orada Yahudilere mal, mülk, din, ibadet vesaire özgürlükleri hepsi tanındı ve anlaşma yapıldı. Biz Mekke müşrikleriyle savaştığımızda bizi arkadan vurmayacaksınız diye. Ama arkadan vurdular. Arkadan vurulduğu için onlara karşı olundu. Karşı tavır sergilendi. Ama bu nerede olursa olsun Müslüman Yahudi'ye karşıdır, düşmandır anlamına gelir mi? Gelmez. O zaman 1492'de İspanya'dan kovulan Kral Ferdinand, Kraliçe Isabella'nın ya Hristiyan olursunuz ya sizi denize dökerim dediği Musevileri kadırgalarla alıp Edirne'ye, Selanik'e, İstanbul'a, Sakız Adası'na yerleştiren Sultan II. Bayezid Han bilmiyor muydu bu Yahudi aleyhtarlığı? Müslüman Yahudi çekişmesinin aslında bir asırdan öteye geçen bir tarihi de yok. Bu Siyonizmle başlatıp işte günümüze kadar gelen süreci belki bu çatışma veya çekişme sebebi olarak algılayabiliriz. Yani peygamberimizle başlayıp işte hocamın bahsettiği dönemler veya modern dönemlere gelinceye kadar
Yani Batı'da görmedikleri rahatlığı Yahudiler İslam dünyasında görüyorlar. İşte 1500. yıl Batı evet. niye kuruldu burada? Türkiye Musevileri 1492'nin 500. seneyi devriyesi. 1290'da İngiltere'den kovdu Yahudileri. 1240'da Baviera'dan çıkarıldılar. 1492'de İspanya'dan, 97'de Portekiz'den kovuldular. Sultan II. Bayezid onları himaye etti. Sultan 4. Mehmet Polonya Yahudilerini, Kanuni Mohaç bölgesindeki Transilvanya'daki Yahudileri Osmanlı himaye etti. Yani durup dururken bir Yahudi aleyhtarlığı yok. Bugün Müslüman dünyada Yahudilere karşı söz konusu olan antipatinin sebebi Filistin meselesidir. Hatta İslam'a en yakın olan Yahudiler olması gerekir. Niye? Bakın başta söylemiştim. Kaşlarınızı çatmayın lütfen. Hayır, başta söylemiştin deyince hani mükerrer oluyor ya hocam. Yani bunu zaten söylemiştik. Onlar da kitabi din, biz de kitabi diniz. Yani evet hocam. Dolayısıyla peki, birbirimizi iyi anlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Eyüp Dursun diyor ki, anladım ki Pelin Hanım Yahudilerin Türklerle savaşacaklarına dair kehanetleri var mıdır? Şimdi bu seyircimizin sorusundan yola çıkarak şunu soruyorum. Başlarına ne geleceğine dair, yani sonlarının ne olacağına dair hem kendi inançlarında hem de Kur'an-ı Kerim'de ne anlatılıyor? Aslında Yahudilerin Türklerle tarihi, Araplarla olan tarihinden çok daha farklı bir perspektifte oturtulur hep Yahudi dünyasında. Yani günümüzde de bu şekilde, yani Yahudilerin Araplara bakışı biraz daha serttir ama Türklere bakışı ise çok daha farklı. Bunun arka planında işte Osmanlı ile başlayan bir süreç var. Osmanlıların Anadolu'ya geldikleri sırada burada Romanya adını vermiş olduğumuz Yahudiler vardı. Biraz önce hocamın bahsettiği ta 2. Murat döneminden itibaren Aşkenaz Yahudilerin göçü hakeza yine Osmanlı'ya doğru olmuştur. Hı hı. Diğer taraftan 492'de başlayan Sefarat göçleri vesaire. Bütün bunlar hakikaten Yahudilerin Türklere bakışında ki bu himaye aslında Balkanlardan çekilişte de Kırım'dan yani Kafkas bölgesinden çekilişte de vesaire. Bütün bu göçlerde Yahudilerin birinci adresi hep Türklerin yaşamış olduğu Osmanlı toprakları olmuştur. Bu yönüyle Yahudilerin Türklere bakışı gayet olumludur. Bunu İsrail'e de gittiğiniz zaman görürsünüz. Yani onu hissedersiniz. Hatta benim hazırlamış olduğum çalışmalarda dikkatimi çeken bir durum vardı. Yahudiler vallahi ben havaalanında kendi Fatih, yaşamış olduğum tecrübeyle bilmiyorum. Havaalanında güvenlik gerekçesiyle belki başlatıyorlar ama içeriye girdiğiniz yani beni özel görsen, bir yere de buyur etmişlikleri vardı evet. da o yüzden. Öyle mi? Evet. Hayır, evet. Bana da hiç sorgu sual etmediler. Demek ki sizi sevmişler, beni sevmemişler hocam. Bilemiyoruz yapmış olduğumuz programlardan mıdır? Mesela nedir? Fatih'le başlayıp Yavuz'la Kanuni Sultan Süleyman'a gelinceye kadar hakikaten kurtarıcı mesihler olarak bakarlar Yahudiler Türk sultanlarına. Hamiyetli sultanlar, Yahudilere kol kanat gelen sultanlar vesaire. Hocamın bahsettiği o 500. yıl vakfının kurulması, onun öncesinde 400. yıl tamam yani hani Türklere böyle bakıyor da hani kendi şimdi inançları doğrultusunda belki hani kıyamete doğru neyse yani ne olacak? Mesela bir dünya hakimiyeti mi? Bir kendi büyük krallık göre, mı? Yani vakit kaybetmeyelim o zaman. Mesihle sözü alabilir miyim? Milattan önce 4. yüzyılda onların son peygamberi Malahi ile peygamberlik müessesesi kapandı. Malahi kitabının 3. babında ifade edildiği şekliyle artık haberci gelecek. Haberci Mesih'in müjdecisidir. Sonra da Mesih gelecek. Yahudiler o gün bugündür Mesih'i bekliyorlar. Evet. Kurtarıcı olarak Mesih'i bekliyorlar. Mesih kim Yahudilere göre? Kim? Tanrı'nın gücü ve kudreti kendisinde olan Mesih, kutsal yağ sürülmüş, meshedilmiş demek. Hazreti Davud'un soyundan. Hazreti Davud'un soyundan olacak. Çünkü Tanrı 2. Samuel kitabında Hazreti Davud'un soyuna ebedi saltanat vaat ediyor. Dolayısıyla Davud'un soyundan çıkacak bir kral, kurtarıcı, Tanrı'nın gücünü desteğini de yanına almış bir kurtarıcı ahir zamanda gelecek. Vaat edilmiş toprakların, vaat edilmiş toprakları işlemedik bakın. Vaat edilmiş toprakların dışındaki Yahudileri vaat edilmiş topraklara getirecek. Hmm. Onları önce orada, sonra da bütün dünyada hakim kılacak. Sonra Yahudilerin asırlardan beri, milattan sonra 70 yılından bu yana
mabetsiz yaşıyorlar. Mabet derken sinagogları, havraları mutlaka var. Onların asıl mabet dediği ki Süleyman Mabedi yok. O yüzden Mescid-i Aksa'yı yıkıp oraya Süleyman Mabedi'ni yeniden yapmak. Yeniden yapacaklar. Gelecek Mesih yapacak onu. Çünkü hani devleti de aslında gelecek Mesih kuracaktı. Ama Haim Weizmann'lar, David Ben-Gurion'lar 1948'de Filistin'de İsrail devleti kurunca Yahudilerin bir kısmı bu devleti meşru saymadılar. O Hasidikler de saymıyor değil mi? Hani yani hep gördüğümüz ağlama duvarında böyle ağlayan ve burada çok kendilerini özgü giyinen. Devlete karşı çıkışların arka planında aslında Talmud'dan kaynaklanan bir düşünce var. Yani üç ahit veya üç yemin şeklinde bir ifade. Bu ifadeye göre Tanrı İsrailoğullarıyla üç ahit üzerine birleşti. Bu ahidin ikisi İsrailoğullarını ilgilendiriyor. Biri ise goyları yani Yahudi olmayanları ilgilendiriyor. İsrailoğullarını ilgilendiren yönü bunlar yaşadıkları ülkelere asla isyan etmeyecekler. İkincisi İsrail'e toplu göç yapmayacaklar. Bu İsrailoğullarını ilgilendiren yönü. Diğer goyları yani Yahudilerin hakimiyetinde yaşadığı milleti ilgilendiren yönü ise onlara zulmetmeyecekler. Böyle bir şey var. İşte bu devlet karşıtı Yahudilerin arka planındaki dini kabul bu. Bunu işte Theodor Herzl'le başlayıp Netoray Karta, Satmar, Litvish ve benzeri yani modern dönemde ortaya çıkan bir takım Yahudi gruplar var. Bunlar devletin kurulduğundan dolayı Yahudilerin biraz rahatlığa kavuşacağı, bu da Mesih'in gelmesini geciktireceği şeklinde bir takım endişelere kapılmışlardır. Bu yüzden İsrail Devleti'ne karşı hep mesafeli olmayı tercih etmişlerdir. Nuh Hoca'ya teşekkür ederek onun bıraktığı yerden sözü alabilir miyim? Alın hocam, yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. İçeriden uyarıyor Ebru, diyor ki o kadar çok şu yorum geliyor ki diyor. Şimdi bu görüntüyü veriyoruz ya, niye Mescid-i Aksa diye Kubbetüs Sahra'yı veriyorsunuz falan. Orada bölgenin adı, şunu bir anlatır mısınız? Evet. Neyi yanlış, neyi doğru yapıyoruz? Sonra sözü hemen şimdi, vereceğim. Yağdırdıkları evet. için söylüyorum. Şimdi bu görmüş olduğumuz en soldaki Mescid-i Aksa, ortadaki ise Kubbetüs Sahre'dir. Bu, yani gümüş renkli kubbesi olan Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa. Diğer altın yıldızlı renkli olan ise Kubbetüs Sahre'dir. Evet. Bu surlarla çevrili olan yerin genişliği 144 dönümlük bir arazidir. Bir de şu ileride görülüyor, Kudüs'ü çepeçevre çeviren surlar var. Bu Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa edilmiştir. Peki bu bölgenin adı ne hocam? Bu bölgenin adı, Yahudiler buraya Harhabayt derler, Mabet Tepesi. Müslümanlar ise Harem-i Şerif adını verirler. Bu özellikle Kubbetüs Sahre, Hacer-i Muallak dediğimiz veya asılı taş diye de ifade edilen bu altın yaldızla kaplı olan yerin altında bulunmaktadır. Aslında Yahudilerin de kutsal kabul etmiş olduğu yer orasıdır. İşte ileriki dönemlerde inşa etmiş oldukları mabedi burada inşa etmiş olacaklar. Yalnız bu haliyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a çıkmış olduğu yeri de işaret edelim. Hemen şu karşıda görülen Burak Mescidi var. Orası Babül Megaribe diye isimlendirilir. Babül Megaribe'nin yani Maripliler kapısının bulunmuş olduğu yer bugün Yahudilerin ağlama duvarı. Yani ağlama duvar ama bu Hristiyanların bir ifadesidir. Normalde Kotel veya Hakotel derler. Hakotel Hamaravi. Bu ağlama duvarının bulunduğu yerde bulunan kapı Hazreti Peygamber'in Miraç'ta girmiş olduğu kapıdır. Hatta onun anısına sonraki dönemlerde bir Burak Mescidi inşa edilmiştir. Bu arkeolojik kazılar olsun veya Müslümanlarla Yahudilerin yapmış olduğu münakaşaların arka planında da tamamen bu duvar vardır. Ne enteresan değil mi? Düşünsenize bir duvar. Duvarın bir tarafında işte bizim o ağlama duvarı dediğimiz Yahudilerin yakardığı, yalvardığı, dua ettiği yer. İşte o duvarın böyle hemen bu tarafında Burak Mescidi. Evet, yani şu Hazreti Peygamber'in halka mesela görülen Hazreti Peygamber'in bineğini bağladığı yer kabul edilmektedir. Ben bu duvara böyle dokundunuz mu? Ya dokundum da burada benim enteresan bir anım var. Şimdi orada biz işte gizli gizli kendimizce bir takım çekimler falan da yapıyoruz. Yani evet, çok şurası Burak Mescidi. Evet, burası. Şimdi küçük bak tam şurada, tam şurada bak o halkanın da olduğu yerde
Allah'ım bizim böyle teyzeler de geldiler. Meğerse bir Türk kafilesi. Tabii Türkler her yerde karşılaşırız zaten. Nefis bir duygu. Yalnız Türklerin Kudüs'le özel bağlantısına değinmemiz kesinlikle lazım tarihi açıdan. Kesinlikle. Şimdi bu duvarda ben böyle yani şey ya böyle hani tarihi bir doku orada böyle yaşanmışlık var falan. Bir taraftan da arkadaşla konuşuyorum ve anons çekiyoruz. Böyle dokunarak evet. Allah'ım teyze geldi, duvar öpmeye başladı. O da çok. Şimdi kızım burası mı dedi. Pelin kızım burası mı falan dedi. Ben dedim ki teyzeciğim yani hani ben böyle dokundum ettim şey de yani öylesine falan. O kadar böyle hani kutsala bir saygımız var ki teyzeciğim de orayı böyle bir şey zannetti herhalde. Nasıl söyleyeyim böyle incitmeden kırmadan dök. Yok yok teyze dedim yani hani öpmeyin hani burası mı derken neresi ama mi? Evet hani önemli bir yer özel bir yer ama. Niyetine binaen yapılıyor. Kudüs denildiği zaman Mescid-i Aksa dendiği zaman yani her Türk'ün her Müslüman'ın gönül teli muhakkak ki bir titrer. Çok enteresan yani kentin havası böyle değişik yani isteyen herkesin ben şeydir. Bu aslında gitmesi. Batı duvarı dediğimiz veya ağlama duvarı denen Burak duvarı olarak da ifade edilen bu yer mabede dahil değil Süleyman Mabedi'ne. Mabet tarihinde işte Hazreti Süleyman tarafından bir kere inşa edilmiştir. Ardından Nehemya peygamber tarafından Kudüs, Ezra tarafından da tekrar ikinci bir inşası söz konusudur. Üçüncü inşa ise ikinci mabedin yıkılmasından sonra Herod zamanında daha önce yapılan mabedin daha da geliştirilmesidir. Herod Roma'nın Yahuda valisidir. Kendisi bu anlamda Roma tarafından tayin edilmiş. Annesi Nabati bir Arap. Babası ise Edomlu olan ve köken itibariyle de aslında Arap olan bir kraldır veya yani Kudüs valisidir. Şunu söylemek lazım. Ağlama duvarının Hazreti Süleyman'la alakası yok. Evet. Bahçe duvarı. Hazreti Süleyman ağlama duvarı milattan önce 20 yılında Kral Herod Le Grand tarafından Süleyman Mabedi'nin rekonstrüksiyonu çerçevesinde mabedin çevresine çekilen bir kuşatma duvarıdır. Milattan sonra 70 yılında Süleyman Mabedi Romalılarca yıkıldığında bu batı duvarı dediğimiz bu kuşatma duvarının sadece batı yönündeki bu kesiti ayakta kalmıştır. Yoksa bunun Hazreti Süleyman'la alakası yok ama Yahudiler mabetten kalan günümüze kalan yegane bakiye kalıntı dedikleri için onun önünde gözyaşı işte döküyorlar. Yoksa Yahudiler Nuh Hoca'nın dedikleri gibi Kotel Hamarevi batı duvarı diyorlar. Yalnız burada şuna işaret etmek lazım. Osmanlı dönemine gelinceye kadar ağlama duvarıyla ilgili Yahudilerin bir ritüeli yok. Onun öncesinde Bar Kokhba isyanından sonra Yahudilerin Kudüs'e girmeleri yasaklandı. Bu yasak Hazreti Ömer Efendimiz 638 yılında Kudüs'ü fethedinceye kadar devam etti. Hatta şehrin patriği olan yöneticisi Sofronius'la Hazreti Ömer'in yapmış olduğu en önemli tartışmalardan birisi budur. Asla şehre Yahudi yerleştirilmemesi doğrultusunda. Ama Hazreti Ömer 500 yıllık bu şehre giriş yasağını 70 Yahudi aileyi yerleştirmek suretiyle Hristiyanları dinlememiştir. Yahudilerin Kudüs'e yerleşmesi 500 yıllık aradan sonra ilk defa İslam fethiyle Hazreti Ömer döneminde başlamıştır. Ondan öncesinde daha çok ritüel Zeytin Dağı Yahudilerde. Hemen bu Kidron Vadisi dediğimiz onun üzerinde Zeytin Dağı. Hatta Zeytin Dağı'nda işte Hazreti Davut'un ibadet ettiği vesaire. Bugün kapalı olan, keşke resim olsa da göz. Evet, şurası Zeytin Dağı'nda Yahudi mezarlıklarıdır. Babür Rahme diye bizim kaynaklarımızda geçen. Ama Yahudi kaynaklarda Şa'ar HaRahamim dediğimiz. Bugün kapalı olan ve Müslüman mezarlığının içerisindeki o kapıya gelip Yahudiler ancak dua edebilmektedirler. Bu arada sevgili seyirciler, mezarlık deyip de geçmeyin. Burası var ya o kadar pahalı ki. Yani çok... Niye pahalı? Niye çünkü pahalı? Çünkü her Yahudi burada gömülmek istiyor. Evet, niye? Babur Rahme köşede. Çünkü kıyamet sonrası diriliş önce buradan olacak. Buna inanıyorlar. Buradan dirilecekler. Bu bölge dışındakiler çok daha sonra buraya getirilecekler. Onların dirilişi de gene burada olacak. Dolayısıyla cennetin kapısı da hemen burada. Dolayısıyla fazla yürümeden kolaycacık hemen. Evet. Şimdi bu ağlama duvarıyla ilgili Osmanlı dönemindeki uygulamaya gelince, mesela Osmanlı dönemine gelinceye kadar bir ritüel yok dedik. Kanuni Sultan Süleyman
Mimar Sinan'a diyor ki Yahudilerin ibadet edebileceği bir alan açmak gerekiyor. Evet. Şu en üstteki yapı küçük birimler Osmanlı dönemine ait. Küçük taş sırası. Evet. O Kanuni dönemine ait. Osmanlı. Kare olan birimler ise Abbasiler, Emeviler, onun bir sonrası olan yani daha sonraki şeyler de Memlükler dönemine ait. Aşağıdaki o iki sıra veya üç sıra büyük taşlar ise Herod dönemine ait olan mabedin bahçesinin istinat duvarı. Bu arada biz Şabat'ta tam ağlama duvarının oradaydık. Tabii ne yapıyoruz böyle hepimizin ekibin gündem ötesi ekibi olarak hepimiz böyle fotoğraf makineleri falan. Bir tanesi döndü bana dedi ki Şabat dedi kapat yani şeyi makineyi kapat dedi. Çünkü onlar Asur demiştir yasak. Evet onlar şey dedi yani bugün de böyle fotoğraf makinesi vesaire böyle elektronik eşya falan kullanamazsın. Ondan sonra ben dedim Müslüman elhamdülillah dedi ki hayır var biz tabii şakır şukur yine çak yani daha doğrusu insanların tabii ki ibadetine veya işte orada inancına saygı gösteriyoruz ama hani biz de sessiz sakin minik minik fotoğraf çekiyorduk ama şurada çok enteresan özür dilerim hocam. Bak hiç konuşmadım gibi bir şey yayın boyunca. Şu da çok enteresan şimdi o Şabat dediğimiz gün var ya. Cumartesi günü hiç şey elektronik eşya kullanmıyorlar fakat mesela kaldığımız otelde iki tane asansör var. Ne oldu? Bu Şabat asansörü dediler. Şimdi elektronik kullanmayacaklar ya. Evet aynen öyle düğmeye basmıyorlar ama asansöre bindiklerinde o asansör her katta duruyor. Kapı açılıyor. Binen biniyor. İşte inen iniyor. Kapanıyor hop. Hepsi de tek tek duruyor. Evet, iniyorlar biniyor. Ama yani iyi de bu da asansörü kullanmak değil mi demiyoruz tabii. Saygılarımızla. Yani Hazreti Musa zamanında fotoğraf makinesi mi vardı, asansör mü vardı da bu düğmeye basmak yasak oluyor? Güzel soru hocam. Müsaadenizle ağlama duvarını tamamlamak istiyorum. Ha, buyurun. Şimdi Mimar Sinan o sırada Maripliler Mahallesi var. 1180'lerde Selahattin Eyyubi'nin inşa etmiş olduğu mahalle. O mahalleyle duvar arasında 15 metrelik bir duvar inşa ediyor. Evet. Ve ardından da 1967 yılına gelinceye kadar orada bu şekilde ibadet ediyorlar. Peki çok hızlı olmanızı rica etsem. Oruç var mı? Var. Yahudilikte farz olan oruç senede bir gün Yom Kipur'da. Bunun dışında 5 oruç daha var. Yani Tevrat'ta bahsedilen değil mi hocam? Yahudilikte oruç biraz matem alametidir. Mabedin yıkıldığı, iki kere Tişabe yıkıldı Allah. Ya. Ha, 9 Ağustos orucu var. Gedala'nın örülüşü var vesaire var yani oruç var. Ama sigara orucu bozmuyor. Müjde. Öyle miymiş onlar da? Sigara içiyorlar mı oruç tuttukları zaman? Sigara orucu bozmuyor. Yani kefaret günü ve Tişa B'Av orucunun dışındaki ne diyorlar ona uygulamalar biraz daha esnek ama esnek. Diğerleri aynen Müslümanların tutmuş olduğu oruç gibi. Peki soru hem bir de tane. Yom Kipur orucunda sahur da yok. 25 saat. Oo. Akşam bir yiyeceksin. Ta ertesi gün güneş batacak bir saatte geçecek 25 saat. Evet. Oo ağırmış ama. Namaz var mı? Namaz günde var. Günde 3 vakit var. Evet. Adı namaz bizim namaz mi? Gibi mi? Günde 3 vakit var. Yani sinagogda cemaatle ibadet var. Cemaatle ibadet için de 10 reşit er kişi lazım. Siz gerekir. Sizler cemaate dahil değilsiniz Yahudi inancına göre. Minyan adı veriliyor 10 kişilik cemaate. 10 kişi olmaz olmuyor. Yani, peki yani bizim namaz derken şu var. Bizde hani namazın temel formları, evet, şekilleri evet, vardır. Evet. Yahudilerde ayakta durma var, kıyam var. Hmm. Kıraat, Amida deniyor ona. Kıraat evet. Da var, okuma da var. Hafif rükû da var böyle okurken. Kade de var, oturma da var. Secde? Yok. Secde yok. Yani secde yok. Aslında Hazreti Davut'un filan secde ettiği belirtilir Tevrat'ta ama ve yiştahavu alpanav yani yüzü üzerine kapandığı ifadesi var. Fakat secde miladi 2. yüzyılda Hristiyan keşişler de yaptığından dolayı bir tepki olarak Yahudi ibadetinden çıkarılmış. Abdest var mı? Var. El yıkama var. Ha el yıkama. Netilat ya da yine deniyor. Peki sünnet var bunu biliyoruz. Var. Zaten ritmi. Yahudi olmanın temel şartı. Kesinlikle. Ritmila, yani ait anlamına geliyor. Tek eşliler mi, çok eşliler mi? Çok eşlilik var. Özellikle önde gelen insanların biz Yahudilerde çok eşli olduğunu görüyoruz. Mesela Hazreti Süleyman'ın. Ya bugün hala bu şeyle ilgili. Kutsal kitapta birden çok kadınla evliliği yasaklayan bir kural yok. Hazreti Davud'un 1000 karısı var. Hazreti 1000 mi? 1000. Yok artık. Aa. Hazreti Süleyman'ın 1000 karısı olup 700 Davud'un fazla. Davud'un daha az. Hazreti Süleyman'ın 1000 karısı olup 700'ü kral kızıydı, 300 de cariyesi vardı diyor.
şu kutsal kitap. Ha. Niye ha diyorsunuz? Tamam canım. Ama ne oldu? Bakın milattan sonra bin yılında... Hocam bin tane kadın Allah aşkına hayatı boyunca bin tane kadın yani. Ben evet, bir gün neyse. Derste böyle söyleyince önde oturan bir sakallı hoca efendi talebe öylesine derinden bir ah çekti ki sınıf yattı. Allah Allah. Dedim ki bu hasretten mi hüsrandan mı? Ne hüsran duyacak canım Allah yalnız aşkına. Rabenu Gershon var Mainz'li Alman Yahudisi, din adamı daha doğrusu. Ha. Takan adı verilen bir bizdeki iştahata benzer bir hüküm getiriyor. Aşkenaz Yahudileri arasında deniyor ki bundan sonra tek eşli olunması konusunda. Fakat bu tek eşlilik konusu özellikle İslam dünyasında yaşayan Mısır, Suriye, Irak ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki Aşkenazlar tarafından kabul edilmiyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben sadece kendi gözlemimi söylüyorum. Hı-hı. Tabii ki benim kısıtlı tecrübem dahilinde Kudüs'te aile birlikleri sağlamdı vallahi. Yani şeydi böyle aileler, adamlar karıları ile ilgili, eşler işte onlar kocaları ile ilgili, çoluk çocuk falan filan böyle bir neşe ve birlik içinde olduklarını gördüm. Evet. Yani orada gördüğüm böyleydi. Yani Tevrat'taki hocamın ifade ettiği onun yiyeceğini, içeceğini ve diğer ihtiyaçlarını derken orada örtülü söylenir. Onu karşıladıktan sonra istediği kadınla evlenebilir. İstediği kadar. Şu kadarını 18 de sınırlıdır yalnız bazıları için. Krallar için 18'dir. Ferisi şey hukuku, rabbinik hukuk. Çok eşliliği 4 ile sınırlandırmıştır adaleti temin için. Tamam. İsmail'in bir o konuda görüşü var ama kabul edilmemiş hocam. Çünkü çok evlenmeye yine devam etmişler. Neyse. Peki, çok teşekkür ederim. Evet çok soru vardı. Evet şimdi bana da kızacaklar. fakat elden bu geliyor sevgili hocam, seyirciler. Evet. Şimdi Nuh Aslantaş'ın bakın İslam dünyasında iktisadi ve ilmi bilimler Yahudiler. Roll caption'ı akıtabilirsin Tolga'cığım. İslam toplumunda Yahudiler buyurunuz. Yahudiler ve Türkler bakın geliyor. Bunlardan seyircimize hediye ediyoruz herhalde. Evet tabii tabii. Ama etiketimize yazanlara hediye ediyoruz zannediyorum. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yahudilere göre Hazreti Muhammed ve İslamiyet. Profesör Doktor Ömer Faruk Arman teşekkür ederim ve Nuh Aslantaş size teşekkür ederim. Dediğim gibi Süleyman Gündüz'ün Tanrı Şehri Kudüs özellikle fotoğrafları çok ilgi çekici. Bulursanız mutlaka kitapçılarda bakmanızı istiyorum ve gelecek hafta Gündem Ötesi kitaplığının ilk kitabı Ayasofya'nın gizli tarihini konuşacağız. Neler neler duyacaksınız. Ayrıca benim Ayasofya'nın dehlizlerinde çekilmiş olan görüntülerim de yine ekrana gelecek. Neler yapıyoruz iş için görüyorsunuz değil mi? Dehlize bile giriyoruz. Duyacaklarınız karşısında şaşıracaksınız. İlk defa duyacağınız bilgiler burada olacak. Arka kapakta neyse oradan zaten görülmüyor ama bunları Instagram'da ve Twitter'da sizlerle paylaşacağım. Ebru Yücel'le Gündem Ötesi'ni hazırlıyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.